Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Isırma namı altında ama Dimah. Dimah 134 mu? Evet abi. 134. 25 abi, onun 8 değil de. Bu da 25. 25. Tamam. Diyor ki bizzat, ben diyor dima anlamıyorum ama psikoloji sıkıntım var. Onun için rahatlıyorum, onun için dinliyorum. İman mı sonucu? İman. İman nurdur ve kuvvettir. Şeye benziyor. Üstad onu ona nispet ediyor imanı. Ziya'ya. İçerisinde bütün hepsi var. Ziya'da nur var, ısı var, ışık var, renk var, dalga boyları var. İman, zatı tazamun ettiği için, zattan ne bekliyorsan hepsi içinde var. Sizin tabirle, anne sütü, çocuğa ne lazımsa odur. Bir daha, iman böyle bir tarafgirlik değil yani, içinde o da var. Galatasaray, Fenerbahçe, işte şu devlet, şu parti falan, öyle değil. İmanın içerisinde esmalar var. Bütün esma, bildiğimiz bilmediğimiz zat. Sıfatlar var. Şuunat var. Zat var. Mahiyeti zatiyeninden geldiği için Allah'lık hakikatini bilmiyoruz. İmanın içeriğini de bilmiyoruz zaten. Onun için bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz demesinde iman komprim olduğunu, Camiül Ezdat ve Cemül Cem olduğunu, Ezdat derken Celali ve Cemali sıfatları da tazabun ediyor. İnsan da ortaya çıktığı zaman kemal oluyor. İman inkişaf edince sana ne lazımsa hepsi var yani içinde. İman. Mesela şöyle diyeyim, ona ait, ondan sonra başlayayım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın delilini okuyoruz, imanımız artıyor. Meleklere ait delilleri okuyoruz, imanımız artıyor. Farklı şey ya. Kitab-ı kainatı okuyoruz, imanımız artıyor. Ahirete delilleri okuyoruz, imanımız artıyor. Ne yaparsan iman artıyor. Demek ki iman hepsinin cemil cemi. Nasıl ki peygamber, Allah'ın ispatı, meleklere ispatı, mesela kadere, ne yaparsan neticede imansa, o zaman var olan bir iman, kamil bir iman da hepsini ters noktada da besliyor. Sinin şin olması için 3 nokta lazım demiştik burada. 3 nokta lazım. Malum sin, şin. Bunlar subutu sıfatlardan ne demek? İlim, irade, kudreti tazamun ederek. Ehli tasavvuf demiş ki buna, sini şine döndüren 3 nokta. 1 nokta tevhidi efal. 2. nokta tevhidi sıfat. 3. nokta tevhidi zat. Sinene, saat kalbine tanımlar. Sinene. Ondan sonra nokta koyarsan seni içeriye taşır. Saat kalbine, dat da içine. Birisi mülk, birisi melekut.
Allah Allah. İnsan, yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. O harfleri Allah nihayetsiz hikmetiyle tercih etmiş. Öyle rastgele böyle bir şey yapayım da yapayım dememiş. Başka, insan beşeriyetinden sıyrılarak insan olma nispetinde kendi varlığından tad alır. İnsan kendisine zevk alır alayım. İnsan, üç tane şahsiyet var ya, beşeriyet, ubudiyet, vazifedarlık. Beşeriyetinden çıkma nispetinde, çıktığını nasıl anlarsın? Kendisi kendisinden zevk alır. Yani insan kendisine kaçmak için sebep arıyor ya, işte televizyon aç, onu aç, oyunlar, bunu hep kaçıştır. Hep kaçıştır. Asude bir sakin ve sükun bir hayatı yoktur. İnsan beşeriyetinden kaçma nispetinde, yani ayrılma, sıyrıldığına kendisine asude olur, keyif alır. Sıkıntısı yok değil. Sıkıntılar bile yemekteki tuz gibi olur. Basamak olur. Yani mesela zıtların olmadığı bir dünyada, zıtların olmadığı bir bedende böyle yaşantı olmaz ya. Yaşanmaz o. Mümkün değil ya. Ona ait şöyle bir şey yazmıştım dün akşam yatmadan da. Bak. Çok acayip. Çok gayibime gitti de. Mehmet kardeşin sahası biraz. Fizikte, kimyacı ya. Fizikte madde şu anda bilinen iki hareketi var. İkisi de doğru. Bir parça, bir de dalga. Tamam, bunu biliyoruz. Mesela o kuantum teorisinde deniz dalgası yapılmış. Yarık deneyinde bu uygulan biliyorsunuz. Bir de aynı kuantum teorisinde yarık deneyinde parçacık gönderiliyor. Bu maddenin yaymış olduğu dalgadır. Madde, her madde şu anda bilinen tarafıyla iki hareketi var. Hem parçacık halindedir, hem dalga halindedir. İkisi de var. Şimdi diyor ki, onu şeyde kullanıyorum marifette, bu zıtların cebinde geçeceğim. Parçalar var ya, parçalar. Tak 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 tak. Bu kesikliktir. Hani parça parça olduğu için kesik mukaddeme yapıyoruz Osman. Kesik kesik. Tak, şey tak. Diyebilir miyiz abi? Parçalar an, dalga ise maziye müstakbel. Şimdi ona gelecek ha, harika. Şimdi fizik bunlar diyor ama bize çalışıyor. Şimdi maddenin iki hali var yani. Hem dalgasal bir yapısı var. Bak, görüyor musun? Sen varsa git. Ondan sonra bir de parçacık hali var. Parçacık tık 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 tık, ne kadar kısa da yoksa kesik kesiktir. Devamlılık dalgadadır. Bak şimdi onu fizin. Aynen bunun gibi. Aynen bunun psikolojiye bak kullanıyorum. Lan ne alakası var? Artık kafam içsel yapıyla bakma olduğu için parçacık da dalgayı psikolojiye nasıl olacak yani? Bak şimdi. Vesvese şeytandandır. Vehim nefistendir. Tamam mı abiler? Burayı kaçalım. Yani, koca bu dersten bunu alsan yeter yani. Eğer sıkıntın varsa tabii. Derdin yoksa hastanenin oradan geçer adam. Umurunda değil hastane var mı diye. Ama derdin varsa o hastanenin duvarları, kuyruktaki o gram gram yürüyüşlerin, o duvardaki motifleri sayman, bir sürü değil mi? Detayına kadar. Ama derdin yoksa hastanenin varlığından bile haberin yok. Şimdi bak, vehim ve vesvese. Şimdi şeytan daimi değildir. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam girer çıkar, kanınızdaki, şey vücudunuzdaki kan gibi dolaşır diyor. Şeytan girer çıkar. Bize bitişik değil. Bu parçacıktır. Onun için vesvese parça olarak gelir bize. Tık 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 tık
Onun için kalbe atar diyor ya. Atar. Kalbe atar, parçacık. Kalbe atar, tamam mı? Fizikte kullanıyoruz. Kalbe attığı vesveseyi. Devamlı değil bu. Çünkü bize vehim ise aklidir, düşünseldir, tasavvuridir. Bu ise dalga gibi sürekliliktir ki nefs-i emaneden geldiği için bize bağlıdır bu. Ondan vesvese fazla insanı yıkmıyor, yıkamıyor. Düşünceler insanı yıkıyor. Mesela ölüm korkusu, vehmidir, vesvese değildir. Vesvese eylemseldir. Orucuna, namazına, abdestine, gusulüne, itikadına, imanına musallat olur. Varı yok etmeye çalışır, Bir kere varlığını ispat eder ilk önce. Bir şey yok etmek istiyorsa, o vardır demek istiyor sana. Mesela Allah yoktur diyorsa vesvese, otur da şükret. Şeytan bile tasdik ediyor senin Allah'ın olduğuna. Senin abdestin yok diyorsa otur da şükret. Çünkü abdestin olduğunu adam söylüyor. Çünkü olmasaydı abdestin yoktu demez. Gider abdest alır diye. Ha? Bu parçasaldır. Parça şeklindedir bu. Şeytanın yarık deneyi gibi. Vehim ise sürekliliktir. Süreklilik. Bu nefs-i emareden geldiği için ceyran ediyor. Bu devamlı bize bitişiktir. Yani vehim şeytan gibi girer çıkar falan değil. Düşünseldir. Ne yapar? Seyrettiğimiz filmler, içeriye soktuğumuz, bulunduğumuz mekanlardan nefs-i emareden veya ne kadar musallat olmuşsa sana cinler, daha çok cinler yapıyor. Mekan ve şahıslardan seyrettiğimiz şeylerdense erva habisedir. Bunlar sürekliliktir. Bu dalga boyudur. Vehim, nefs-i emareden geldiği için ceyran ediyor. Şeytan ise sende bazen dışarıda, bazen içeride. Benden parçacık, mesela beden, parçacık olsa ki öyle, mesela içeriye götürüyorum bak, beyin vesvesesi daha içeriye götürüyorum şimdi. Orada bitti o. Düşünceleri durduramazsınız. Düşünceler devamlı. Devamlıdır. Olmak zorunda yani. Dalga boyu. Ha, dalga gibi. Dalga gibi. Süreklilik arz eder. Arz eder. İstesek de istemesek de düşünürüz. O var. Onu nasıl ortadan kaldırırsın? Kaldırmaya çalışmamakla. Mesela dün çok orijinaline gitti. Sağa çeker misin dedi. Bir abi aradım. Ondan sonra konuştuk. Tekstil kent var ya. Oradan gelirken tam buraya kadar geldi. Bir şey anlattı. Dedi ki bak dedi Hasan kardeş. Buyur abi. Ben dedi ameliyat geçirdim unuttum. Bypass geçirdim unuttum. Trafik kazası geçirdim unuttum. O kızım öldü unuttum. Kardeşim öldü unuttum. Yakın sırayla oluyor bunlar. Çok birkaç ay içinde oluyor. Birbirlerine peş peşe velhasen. Asansörde yeğeni boğuldu unuttum. Ben dedi şunu unutamıyor. Bir şeyi unutamıyor. Tamam. Bana bu konuda çarem varsa şey yap dedi. Araba kullandığını görüyorum galiba. Sağa çek dedi de. Bana bunu. Bak abi dedi. Bundan kurtulmak mı istiyorsun? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki ben her şey Kur'an'a ait hep böyle psikoloji ve içsel bakıyorum artık. Aklım hep o. Hani İngiliz Müslüman olunca tarihçi okumuş ya. Ne anladın demiş. Tarihçi okumuş. Sıfa iman şey. Ben artık ağaca bakıyor Allah hatırlıyor. Kuşa bakıyor Allah hatırlıyor. Denize bakıyor Allah hatırlıyor. Hani Allah hatırlıyorum diyor. Benim dünyam da böyle ya. Yani nasıl? İnsan böyle içsel yapı var ya. Enfosu böyle. İşim o. Keyfim de o. Şimdi dedim ki yani bana bir şey yap dedi. Allah Resulü diyor ki mutlaka herkes bir şeyle imtihan olacak. Tamam mı? Bu altını doldurayım. Sonra bu imtihan seni zorlaması lazım ki gelişesin. 90 kilo güreşçinin yanına 20 kilo güreşçi koymazlar. Gelişmez insan. Şimdi mesela diyelim ki bana veya sana namaz kılma gelmez ensesine.
Ben namaz kılma demez yani. Yani bu o kadar gerizekalı değil ki. Adam zeki yani. Kime ne diyeceğini biliyor. Bana bir defa namaz kılma demedi. Yani hatırlamıyorum yani. Ama şu işi bitir ondan sonra. Kalitesini düşürüyor şimdi, tamam mı? Şu işten sonra. Yani de tamam tamam bunu yaparsın falan. Unutturmaya gidiyor. Şimdi o zaman bizde terakki olması için bir derdimiz kalkarsa imkan devam edeceğine göre başka bir şekilde bir dert gelecektir. Ama bu seviyede. Şekli değişik olacak. Yeniden öğreneceksin ona. Yeniden adapte olacaksın. Yeniden alışacaksın o imtihana. Baş etmeyi yeniden öğreneceksin. Eskisine senelerce duruyordu. O dursun zaten biliyorsun. Bizim ahmaklığımız şu. Bir saat önce, iki gün önce, bir hafta önce muvaffak oldun ya o sıkıntıdan. O sıkıntıdan muvaffak olduğun tecrübesini kullanmıyorsun. Hepsini yeniden formül yapıyorsun. Lan sen bir hafta önce de böyle bir sıkıntı çekmedin mi? Neyle nasıl geçtin onu? Aynısını söyle işte. Aynısı. Çünkü ahmaktır bu. Aynı şeyi tekrar ediyor. Sen niye yeni de mahkeme kuruyorsun? Onun için yoruluyorsun. Geçmişteki tecrübeyi kullan ya. Tamam. Dedim ki, kalk ameliyat olduğunu unuttun, şunu unuttun, bunu unuttun. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, psikolojiye bak. Bir şeyi diyor, Allah'ın size ettiği bir imtihan şekline razı olmadıkça o imtihanınız olarak, imtihan olarak devam eder. Kalkmaz diyor. Yani bu şeye, imtihan olduğun o sıkıntıya razı olursan o imtihanlıktan çıkıyormuş. Ha elhamdülillah demeye başladım. Çok şükür iyi ki bu var ki bizi tutuyor. Daha acayip olsa. Allah Allah. Dedim ki ne zamandan beri duruyor? 2 seneden beri bu duruyor diyor. 2 sene. 2 seneden beri duruyorsa sen onu tutan sensin. Kalkmasını istediğin için yaban arılarına hücum ettikçe daha çoğalır veya kaçtıkça. Sen kalkmasını istediğin için o duruyor. Sen buna razı olursan o kalkar. Niye? İmtihan biter. Bunun imtihanı biter. Ama kalkmasın abim dedim. Sen kalkmasını isteme. Bunu tut. Bu sebebi kalkarsa şimdi kızınla imtihan olacaksın. Eşinle olacaksın. Koronayla olacaksın. Kanserle olacaksın. Beyin kanamasıyla olacaksın. Olacaksın da olacaksın ya. Bu kalkarsa mutlaka en az bu seviyede 90 kilo güreşçinin karşısında 90 kilo güreşçiyi getirecekler. Ama bu adamın zaafını biliyorsun ya. Bu adamın ayağında sakat. Bu adamın kolu sakat. Güreşte orayı tutarsın. Ha? Onun kalkmasını isteme. Bak ne diyor? İnsan, yani insan olduğu, imtihan olduğu şeye razı olmadıkça o kalkmaz diyor. Orada rakibini tanıyorsun. Zaaflarını biliyorsun. Mesela bundan yeni sonra... Yeni bir rakibe ne gerek var yani? Yeni bir rakibe. Ben senden yeni mi tanıyacağım Mehmet kardeş? Senin zaaflarını da biliyorum. Hassasiyetini de biliyorsun. Biliyorum. Ben de biliyorum. Sen de beni biliyorsun. Zaaf noktalarımı biliyorsun. Dostluğumuzun özelliği. Yeni bir insan geldiği zaman senin rahatlıkla davranabilir mi? Yok. Mümkün. Mümkünatı var mı öyle? Fıtratta yoktur ya. Seyahat edeceksin. Yani ben beraber dostluğumuz için... Seyahat etmişiz. Yemek yemişiz. Kısmen ki ömrümüzün ekseri böyle umum dersleri beraber olmuşuz. Ya ne kadar yatırım yapmışız bu işe. Ama senin hassas noktalarını basmam ben de ya. Niye basayım yani? Ama yeni bir adamla yatırım yapacağım. Ya yeni bir musibetle yeni tanışmak zordur ya. En ağır şey, bilmiyorum benim evladım yok ama... En ağır imtihan evlatla olmaktır. Kendi acına dayanırsın ama ona dayanamıyorsun. İşte madde 2 şekilde bulunabiliyor. Parçacık ve dalga. Bir vehim ve vesvese uyguladım. Şimdi beden ve ruhu uyguluyorum. Tamam. İleriye götürüyorum bu işi. Ya, çok uyuyor vesvese vehim şeyine, modeline uyuyor. Çok acayip ya. Evet abi sen ne demiştin demin onu ben... Yani zaaf dedi ki o. Demişti. Dedi ki... Parçacık. Parçacıklar anı, dalga olan ise mazi ve müstakbel. Ha çok güzel. Kitab-ı bin, İmam-ı bin. Ya acayip bir şey ya. Evet. Çünkü dalga ikisini tazamun ediyor. Üçünü de böyle vuruyor. Hiç kesiklik yok. Daimlilik var yani. Şeyde de o çift yarık deneyinde hani...
seyirciye göre değişiyordu ya. Ha. Onu yapsak nasıl olur bu vehim? Mesela seyirciye göre uygula. Mesela yani bu normalde parçacık gibi hareket ederken nazar eden olunca değişiyor. Mesela diyelim ki bunun kalkmasını istemedim. Ya kardeşim bununla kalkmasını istiyor musun vesvese beyi? Kalkmasına çalışma. Bakmayacaksın abi. Bakma bu işe yani. Yaratan edeki parçacığa bakmayacaksın. Bakmadın mı? O parçacık gibi olacak. Evet o kadar olacak. Abi, parçacığı kabul etmeyince hani parçacık vesvese ya. Kalp kabul etmeyince vehme döner. Yani şeye dönüyor. Vesvese vehme dönüyor. Evet, evet. Dalgaya dönüyor. Dalgaya alıyorsun artık. Şeytan, lümey şeytani attı mı parçacık yani, değil önce. Nazar eden olunca dalga oluyordu, etmeyince tek tek oluyordu. Tek tek oluyordu. Parçacık oluyordu, öyle değil miydi? Şimdi, nazar edince dalga oluyordu. Ama şu dalgayı gönderiyor. Şimdi bak, vesvese ilk önce oraya atıyor. Kalbe atıyor bunu. Bu dalga şeklini atıyor. Sonra bunu kabul etmedi. Ve dimağa gelince şetim olarak geliyor. Orada nefs-i emmanede devamlı şeytanı dinliyor mu? Bunun vesvesesini vehme dönüştürüyor. Vesvese vehme dönüşüyor artık. Kampı evet var. Ama evet. Vesvese kalktı orada. Osman uyuyor. Şu parçacık ya. Nazar etti birisi. Yani ehemmiyet verdi. Şişti. Vehme dönüştü. Vehme dönüştü. Dalga oldu. Vesvese vehme dönüştü. Öyle diyor. Kalıcı hale. Ondan sonra tabii kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Vesvese kalıcı değildir. Vehim kalıcı biraz. Biraz tehlikeli o. Onun için biraz girmek istemiyorum da yani ama şu, dört temelde, dört tabiatlı cin var. Dört tabiatlı insan var. Hepsi böyle. Şimdi hepimiz öyleyiz. Kur'an'ın harfleri de dört tabiatlıdır. Toprak tabiatlı, ateş tabiatlı, su tabiatlı, nur tabiatlı veya hava. Şimdi en tehlikelisi hava tabiatlıdır cindir. O da kafadadır. O da kafadadır yani. Kafada o yok yani hissedilir. Ben diyor şeyini duydum diyor. Kendisini görmedim ama sesini işittim diyor. Şurada şey sileyim. Acaba şöyle bir düşünsek olur mu? Bu dün akşamki dersti şu. Esmaların hakikat mertebeleri çok güzeldi. Hasan abi, Barla'da cinni şeytandan ders alan insan şeytanları dünyevi meşgaleyle seni bir çember içine alıp diyor. Evet. Bak. Geçen Şükrü abi de demiş, çember içine aldı. Çember içine alıyor ya. Bir yani Barla 316. Nırlara hizmetine tahdit etmek için sezdirmeyerek perde altında çalışmışlar diyor. Evet. Cinni şeytanlar. Allah Resulü de onu daire içine aldı. 19. mektupta geçiyor ya. Hem de onun tafsilatını okudum Barla abi de. Bir kavme gidiyor vadide. Ben yanına hangi sahabe unuttum. Mektubatta geçiyor. O sahabeye diyor ki sen burada dur. Ne şekilde olursam olayım. Beni nasıl görürsen olayım. Ben sana yanına gelmedikçe bu çizgiden bu dairenin dışına çıkma sakın. Sahabesini koyuyor. Orayı çeviriyor. Geylan Hazretleri diyor ki 7 besmele. Başka alemler diyor ki 7 ayet-i kürsü okudu. Daireyi çevirdi Allah Resulü. Veya 7 felek, 7 naz. Çevirdim. İçeride sahabe. O artık görüyordu cinleri. Oraya gidince o arının, yaban arının sanki yuvasına girdiği gibi Allah Resulü tebliğ etti. Çoğusu kabul etti. Etmeyenler kaçıştı. Ona bir şey yapamayınca ona hücum ettiler. Biliyorsun Süleyman Aleyhisselam'ın karısını cinler boğdu. Ona bir şey yapamayınca. Fakat diyor ki o sahabe bu daireye geliyorlardı. Ben onları görüyordum. Çarpıyorlardı ve düşüyorlar, ölüyorlardı. O şeyde. Yani çember yapmış Allah Resulü. Yani mesela yatarken de öyle felekten sokuyorsun. Yapıyorsun. Üzerine şey yapıyorsun. Veya baktın sıkıntı var. Al böyle şey yatakta elini uzaktan yatağına. Bismillahirrahmanirrahim bir. Bismillahirrahmanirrahim. 7 defa. Tamam. Bitiyor. Yatağına gelemez. Şimdi anlatır mısın? Gel abi. Gel anlat. Gitme. Aslında yüzeysel olarak... Şöyle yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Aç abi, it abi oradan. İt. İt herkes görsün Osman'ın şeyi. Heh. Tamam. Heh. Bu ara boşmanında her zaman vesvese aslında vardır. Ama noktasal. Emre.
Buna ehemmiyet verirsen bunu muayenleştirirsin. Ama neye göre ehemmiyet verdiğin ölçü ve sendeki olan muayenleşmeye göre zafiyetlerin ona vücut vermeye çalışıyor. Burada ya burada olur ya burada olur ya burada olur ya burada olur ya şurada olur. Değişik yerlerde olur. Ve böylece bu şekilde devam eder. Ama vasat ifrat tefrit noktasında eğer şeytandan geliyorsa şu kısım, nefsi emareden geliyorsa dipte çok güzel. Ve bunları birleştirirsen bu şekil mutlaka böyle bir şey oluşur diye tahmin ediyorum. Vasatı da hakikati rendeşler. Evet. Hakikati da rendeşler. Yani vahidi kıyası oluyor. Emri itibari emri nisbileri oluşturuyor. Hakikaten öyle. Vesvese tane tanedir. Daimliliği yoktur, devamlılığı yoktur. Tamam. Parçacıktır. Kalbe atar atmaz. Attı, yemedi. Ama vehim ise düşünsel olduğu için devamlılığı var onun. Hava yani. Dimağda hava yani. Dimağı hükmedebilmek için en tehlikelisi dimağdaki vehimdir. Cinler, hava cini de. Peki hangi meşrebe bürünelim ki dimağdan kovalım bunu? Dimağda ben siz derdim vehim, vehmin pan zehri. Ne yaparsanız yapın. Ne içerseniz için kurtuluşu tek çaredir. İle tefekkürdür. Kafa meşgul edecek. Kafa tefekkür. Bak şimdi. Tefekkür. Hangi peygamberdi dimağa hükmeden peygamber? Havaya hükmeden. Süleyman be. Hazreti İsa. İsa. Süleyman meşrepli 20. söz. Ve İsa meşrepliler çok muvaffak olur. Hani deniliyor ya korona kan mesela şu kan grubuna az geliyor bilmem ne deniliyor. Allah'ın adeti ilahisi bu. Mesela şimdi İsevi meşrebi ve Süleymani meşrebi olanlara o havacini musallat olamıyor. Çünkü onlar hakim. En çok Musevi meşrebi olanlar da geliyor. Şeriat yani kuralcılar var ya kuralcılar böyle. Zahirciler. Buna Musa Aleyhisselam'ın şeriat yani o kuralın dışında bir şeyi kabul ediyor. Bu ya budur ya budur. Ya bunun grisi de var ya beyaz da siyahın ortası var ya grisi de var bu işin ya. Değil. Böyle. Musa Aleyhisselam'ın meşrebi bir de Adem Aleyhisselam'ın meşrebi. Topraktır ya. Bunlar da çok şey olur. Daha ortaya çıkar. Ama ne ile? Tefekkür imani. Tefekkür. Yani biz tefekkür yapabiliyoruz. Peki ehli dünya ne yapıyor? Düşünceleri var. Tefekkür yok. Meşguliyeti var adamın. Meşgul olduğu için fırsat yok. Verdiği anda içki içmesi lazım. Ara verdi mi? İçki içmesi lazım. Biz değilse tefekkür. Tefekkürün sahtı hayrı min ibadi seneti. Yani tefekkür dima ait olduğu için İsevi meşrebi ve Süleymani meşrebine sahip oluyorsun. Yani tefekkür iki meşrebi cem eder. Tefekkür bir yöntemdir. Cevap değildir, sonuç değildir. Süreçtir. Tamam. Şimdi sünnet-i seniye vasatı ve vahidi kıyasilerimizi oluşturuyor. Fevkalade insanı aktif ediyor yani. O kadar büyük değil mi? Şimdi bak, ben bunu biraz dalga ile parçacı bedenle ruha yapayım. Beden nedir? Parçacıktır. Ruh daimliliktir. Dalgasal özelliğe sahiptir. Akıl, şimdi meselemiz bu. Ders ya akıl. Bu boşuna vesvese için değil mi? Bu vesvese dersi değil. Bu kadar 10-15 dakika, 20 dakika konuşmamızın sebebi şu. Akıl ise hem parçacı hem dalgalı cem eder. Çünkü akıl hem tılsım hem sır sahibidir. Cemül cemdir. Camül ezdattır. Akıl ikisini de cem eder. İkisine de haklar yani. Akıl böyle bir kutsi bir sistemdir. Tefekkür yöntemiyle akıl hem vesveseyi hem dalgayı, vehmi duman ettirir yani. Ve basamak yapar. İyi ki var dettirir. Yani iyi ki vesvese var, iyi ki vehim var. Niye? Tekamürün sebebidir ya.
Mesela öyle olmasaydı ben o zaten o yöntemi söyleyebilir miydim? Hasan kardeş nasıl kurtulacağım dedi. Çektim sana, tamam abi, tamam çekiyorum. Abi kurtulmaya çalışmamakla dediğini sana söylüyorum, yalan söylüyorum, söylemiyorum. Lafzı kafirdir yalan söylerse. Haşa Allah da söylediği için Kur'an'da. Ondan sonra dedim ki Allah Resulü buna razı olmadıkça bu kalkmaz, devam eder. Sen bunun kalkmasını bekleme, kaldırma, başkası gelir. Onun için dursun. İki seneden beri zaaf noktasını da öğrendim de bu şeyin yani. Ne dedi biliyor musun? Dediğini sana söylüyorum. Kalkmasını çalışma abi, iyi ki duruyor bu. Ya kalksa da en az bundan sonra gelecek farklı, ya işinden, ya kalksa ya şundan gelecek. Ama sıkıntısı en az bu seviyede olacak. Bundan aşağı yok. 90 kilo güreşin karşısına 70 kilo bir daha getirmezler. Dediğini söylüyorum. Kaldırmaya çalışma dedim. Of be. Aa, nereden dedim ya dedim. Şimdi razı geldin, kalkmaya başladın şimdi dedim. Razı geldi. Yo 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 dedi. Of be dedi. Söz veriyorum. Kalkmasını istemeyeceğim dedi. Tamam şimdi. Kalktı zaten. Kalkmaya başladı. Dedim kalkmaya başladı ki bilmiyorum ama çok rahatladım dedi ya. Çok rahatım, başladı gülmeye. İyi ki aradın dedi falan. Yani çok... şey gibi, hani Üstad Musiki'nin nameleri gibi geliyor diyor ya. Şimdi hani Musiki gelmesin diyorsun. E Musiki gelmesi lazım aslında. E tabii ya. Hani Musiki gelecek, sen de onu name olarak dönüştürebilecek şeye geleceksin. Ama gelecek. Yani müzik çalması gerekiyor. Bana da oldu. Şimdi trafikteyiz. Dün. Dur kalk işte, İstanbul trafiği. E çok sıcak, camı açtık. Adam müziğin ha, müzik var ya. Bak şimdi müzikten baktım, kulak ister istemez verdim ama bilerek verdim. Dedim hayalimde şey sildim, çalgı aletlerini. Bakayım ne diyor, tamam. Vay be, içeride bir feveran var, bir ateş var, bir kor var. O adamın söylediği. Onu seyrediyorsun. He? İnan bana seyrediyorum ya, mübarek etmiyorum. Vay, sonra acıdım ya. Yani bu ne kadar çıkmaz da. Vallahi batak acıdım ya. Bağırıyor. Bağırıyor. Nasıl biliyor musun? İçim gitti. Ya Rabbi, insanlara yardım et dedim. Eskiden hep derdim Müslümanlara yardım et. Yani acayip ya. İnim inim inletiyor adam ya. Şeytan. Yani acayip. Mesela öyle bir bekayı vurmuş faniye. Fani, o beka acısını faniden bekliyor acaba. Ya. Bekayı, sonsuzluğu, ebediliği bir karşı zıtta bekliyor. Yani onda bekliyor. O da zavallı ya. Et kemik ya. Benden daha zavallı o. Bulan da bulamamış zaten. Sonra ya Fesubanallah. Ya iyi ki Risale-i Nur var dedim ya. Yarın nasıl olacak dedim ya falan. Geldim işte bunları bu şimdi okuyacağım yere yazdım bunu falan. Tamam. Böyle müzikini sonra name gibi geliyor. Tamam böyle. Allah Allah. Yani içini seyretmeye. Seyrediyor. Nasıl bir feveran var ya. Yani bir baktım ki acaba yalandan mı bu şarkı söylüyor? İyice dikkat ettim. Hayır. Tamamen içini anlatmış. Sonra dedim ki bazıları bu şarkıcıyı, bazıları bu şarkıcıyı, bazıları bunu. Niye farklı farklı şarkıcıları seviyor? Şöyle dedim. Ha, en iyi kendisine ayna olan, kendisini tanımlayan, kendisini güzelce ifade eden kimse, derdini ifade eden, derman değil, derdini kim ifadesi o şarkıcı, bir numara onun nazarında. Tamam. Bir parantez açabilir miyim? Ben o konuya işte tekrar geldim. Şimdi o derdin kalkmaması için istemeyeceğiz ya. Peki şu iki sualim olacak. Birincisi mesela insan o derdinin kalkmasını nasıl isteyecek? Nasıl razı olacak? Razı olursa da yani peki terakkiyat nasıl olacak insan nefsinin? Şimdi onda. Şimdi şöyle. Can çünkü değişmeyecek mi? Değiş bak. Onun da niye kalkmıyor, niye kalkmıyor diye gündeme getiriyor ya, getirdi. Bana onu soruyor. Sorma, meşgul olma, dursun bu. Böyle bir gündeme getirme, kalkması için uğraşma. Terakki o devam ediyor. Terakkine devamdır. Öyle mi? Tabii. Peki niçin istemiyorsun? Ya bu adamın zayıf ve güçlü yönlerini öğrendi. Mesela diyelim ki, sen benimle imtihan oluyorsun, ben seninle imtihan oluyorum. Seni görünce depreşiyorum. Mahallenden geçmem. Yani dikkat ederim yani. Ama onun kalkmasını, ya ayağın çıksın kafamdan, ayağın çıksın, ayağın çıksın. Ay. Ya değil. Tabii bu, gelelim akla. Akıl hem dalgasal hem parçacıksal, yani ikisini cem'dir.
Devam ediyorum bak şimdi bu. İşte bu çelişkili, yani insan aklı çelişkili ya. Nasıl hem parçacık da var, hem dalgasallık da var, dalga da var. Cem etmiş, tamam mı? Kalbe parçacık. Vehim dalgalı. Dimağda. Serbest bölgeyi kastediyor. Akıl ise çok acayip ya. Çok garibime gitti ya. Yani inşallah bir ders yapalım beraber de böyle. Bir akşamlar yapalım. Yani aklımı nasıl yöneteceğim diye bir resim var böyle. Tamam, onu görmenizi istiyorum. Adam çıkmış aklını seyrediyor ya. Böyle. Ya bu resmi yapmış yani. Tamam. Biz de onu kullanıyoruz böyle. Aklını önüne koymuş, tamam mı? Bakıyor aklına. Ne yapayım yani diyor bana şimdi. Aklıyla aklına hakim olacak. Çok acayip. İşte aynı bunun gibi oluyor böyle. Bunu aklıma böyle, bunlar hem dalgasal şeyi var özelliği, hem de parçacıksal bir özelliği var. Yani cem etmiş, bizim tabiriyle hem tılsım sahibi, hem sır sahibi akıl. Böyle acayip bir şey yani. Çok seviyorum yani. Olsa, derdin olmasa bu olmaz gene. Parça yok yani, olmaz. İşte bu çelişkili, yani ikisinin de bulunduğu sistemin sahibine tevhid deniliyor. Niye Allah tevhid denmiş? Niye tekle? Zıtlar var ki. Aldatıyor ki beni. Çelişkili dünya var ki. Hemen arkasına gözüktüğü gibi de değildir de. Bunun adı tevhid. Bu vahdet. Yani çelişkili zıtlar olmakla beraber ama bir ahenk var ya kainatta. Hiçbirisi feveran etmiyor. Batsın bu kainat demiyor dünya. Yani karanlık, aydınlık, iman, küfür, hak, batıl, soğuk, sıcak, karanlık, aydınlık yok mu? Yani bu çelişkili bir dünya. Zahirde. Ama bir denge var yani. Bir bütünsellik var. Bu vahdet. Yani zıtların bütünselliği. Şimdi böyle olduğu için sen şu gözüktüğünden sıyrıl arkaya, bunun sahibi böyle değil. Tek boyutlu değil yani. Bu tevhid. Ha? Şimdi bunu kim yapıyor? Akıl yapıyor. Tevhid, sırrı tevhid bu sahibidir. Akıl. Sırrı tevhid sahibi. Bunu, çünkü akıl ezber olmasın bak Osman. Onu yaz. Bak şimdi. Kainat abim, zıtlar var mı abim? Zıtlar var. Ama birbirini ezmiyor. Devam ediyor. Ben bileni hala devam ediyor. Birbirine karanlık aydınlığı örtmüş, o onu örtmüş, o onu gidiyor diye. Tamam, var mı? Bu vahdet. Yani zıtlıkla beraber bir bütünlük var. Tamam. Tamam, şimdi diyor ki, bu gözüktüğün gibi değil diyor. Bunun sahibi. Sıyrıl diyor arkaya. Bu zıtların sahibi. Ama buna sahiptir. Vahdete sahip olan. Bu tevhid. Tevhid bilmesi için zıtların varlığı gösteriyor. Yoksa niye tevhidle, niye birle? Zıtlar vardı onda, tamam. Şimdi bu nedir? Bu kainatta ikilem var. Bir tılsım var, bir de sır var. Neydi o? Tılsımı biliyoruz. Artı 10 santigrat derece, eksi 10 santigrat derecede bir odada olsa sıfır olur. Bunun adı tılsımdır. Birbirine dönüşüm yaparak hakim neyse o. Sır ise artı 10 santigrat, eksi 10, işte bilmem ne, hepsi, bütün zıtlar bir odada ama birbirini ortada kaldırmıyor. Bu çok zor sistemdir. Bunu Allah nasıl yaptı aklım almıyor. Yani zıtlar beraber duruyor, ortada kaldırmıyor hiçbirisi. Bu sır. Bu sır. Yani kafasızın kafasında var mesela şirk. Var yani, şirk var ama burada var. Şimdi sırrı anladık değil mi? Sır, zıtların bütünselliği. Parantez açabilir miyiz bunu? Ha. Şimdi aslında o sırrın içindeki zıtlar... Yani hani aklım almıyor diyorsunuz ya. Almıyor. He. Nasıl yapmış bu sistemi aklım almıyor. Orada aslında yine biri mülk, biri melekut takılıyor. Mutlaka yoksa aynı yani. O da var abim. O mülk ve melekut değil. Mülkte de var zıtlar, melekutta da var. Sonsuz ama işte. O zaman sonsuz olmaz. Tabii işte yani. O zaman sonsuz olmaz. Sonsuza kadar böyle. Mülk melekuta taşıyor. Mülk devam. Melekuta, sürekli böyle. Devam. Evet. Şimdi bu sistem abim. Bu sistem, bak şimdi, bu sistemin adı vahdet. Bu sistemin sahibi bunun dışında, tevhid. Bunu antah et insana. Bu biraz önce Allah'a anlattım. Kainat, zıtların cemi, sahibi
Tevhid diyoruz, tamam mı? Ama tevhid ama Allah nasıl bir, ikisi olmayan bir şeklinde değil. Zıtların cemi, zıtların aşkınlığı. Yani zıtların arkasında aşkın deniliyor ona, aşkınlığı, sahibi. Şimdi ben bunu insana monta ediyorum, tamam mı? Şimdi insan ruhunda, kalbinde haritadır, kalbi olunca, bedeninde, iniyorum aşağıya. Kafasında bir sürü zıtlar var yani, karma. Ya tamam, karma var. Mesela diyelim ki beden ruh, zıt yani. Şimdi bu zıtları fark ettin mi abi? İman, küfür, ağlıyorum, gülüyorum, nefret ediyorum, seviyorum. Gaddarım, şefkatliyim. Yok mu bizde? Bunlar zıtlar. Allah, kırla gidiyor. Biraz önce havam iyiydi, şimdi acayip oldum ya. Allah. Ya nasıl oluyor ya? Birisi bir şey anlatınca fevkalade çıkıyorum, bir saat, iki saat, iki gün sonra duman oluyorum ya. Bu sabitiyet yok mu? Kainatta sabitlik yok ki sende olsun ya. Ya. Kainatta sabitlik yok ya. Şimdi ölüm korkusuna da geleceğim, o kadar hoşuma gidiyor. Bak ona da gelecek. Bu olması lazım. Korku, o korku olmasa, farklılıklar Mevlana der ki, korku olmasa, farklılıkları birbirine kaynatan, bizim tabirle kaynak olmaz. Zıtları birbirine dönüştürmüyor, kaynak yapıyor. Korku çok önemli, olgunlaştırıyormuş hissi. Ahiret inancı, olgunlaştıran korkuymuş, ölüm korkusu. Ölüm korkusunu kaldır, ahiret inancı da ortadan kalkar. Ahiret ortadan kaldıracak bir şey olmasın mı? Ya, şimdi bak, insana uyguluyorum tekrar zıtları. İman, küfür, hak, batıl, mutluyum, huzurluyum, sıkıntılım var, dertlerim var, şimdi bir sürüm var. Zıtları koydum abi, var. Şimdi bunlar nerede var? Bedensel var, ruhta da var. Canım sıkıyor, celali özelliğim var, cemal özelliğim var. Bu akıl var ya, bunlar da daha aşağıda gibi gözükürken ama işlevi itibariyle akıl sultan yani. Bak şimdi, yani mahiyet bakımından demiyorum, hakikat bakımından akıl, hani ruhtaki o zıtları bir daha söylüyorum. Zıtlar, vahdet. Bizim vahdetimiz. Bunun arkasına geçen neydi? Tevhid. Bu zıtların arkasına geçip de zıtların sahibi ve onu kontrol eden tevhidin bizdeki karşılığı, Allah bize mutlu etti, sırrı tevhid. Kainattaki zıtlar, kainattaki zıtlar vahdet, bizde ise sırrı vahdet. Kainat monta etmiş sana. Kainattaki vahdeti, zıtları sana monta edince Allah'ın sırrı. Bir sırla yapmış. Sırla yapmış. Tamam. Onun sendeki karşılığı sırrı vahdet. Sır, vahdet de sır bu. Vahdet Allah'a ait. Sırrı vahdet bize ait. Allah'a ait. Allah'a tevhid. Bize monta etti. Sırrı tevhid. Haşa. Allah'a zıtlara, zıtların celali ve cemali tecellilere Allah nasıldır? Benim ruhtaki zıtlar var böyle. Şefkat, gadab, merhamet, efendim, iman, küfür, hak, batıl bir sürü zıtlar var. Bunların arkasına geçecek. Bu budur, bu da budur. Hiçbirisini ortadan kaldırmayacak. Yani niye küfür kalkmasın bende? Niye kalksın ya? İmanın kıymeti bilinmez. Hak, hak olsun diye batıl kalkar mı? Batıl da olsun bende. İki tarafta olacak. Bunu isteyen kim? Bunun arkasına geçen Allah, Allah'ta tevhid vardı. Onu bende monta etti. O tevhidin bendeki karşılığı sırrı tevhid. Kim bu? Akıl. Yani bir vahdet var. Bir de tevhid var. Bu vahdetin sahibi var. Tevhid. Bu tevhidle vahdeti niye koymuşsun? Bunu bana niye, bunu kavşağı benim dediğin anda da sırrı tevhid oluyor. Evet. Tamam. Bu benim. Bende monta etmiş ya. Ben de bu, Allah nasıl ki kainatın zıtlarının sahibi mi? Ben de bu bütün memleketi monta etmiş bende. Allah kainata ne koymuş? Eksiltmemiş. Tamamı kainatta da olmayanı da koymuş. Şimdi böyle bir memlekette yaşıyorum ben, tamam mı? Esas memleket bu. Onun için büyükler demiş ki, arzda, yalnız yanlış anlamayın. Arzda namaz kılmak, secde etmek o kadar zor. Bu bir şey değil ya, bu bir şey değil diyor. Ruhun bedende namaz kılması esası, salata kalkması şey. Kafanın diyor, arzda diyor, namaz kılması. O senin bildiğin gibi değil, bu namazdır diyor. Bu namazla salata geçeceksin diyor. Ruh bedende kıyama kalkarsa salat-ı kübra budur.
Ustad diyor ya, Salat-ı Kübra'dan vazgeçmem, korkmam. O yedin sözde demiyor mu? Salat-ı Kübra'da kalkacağım, Allahu Ekber diyeceğim, yürüyeceğim, sen gibi korkmam. Var ya, hatırladınız mı? Evet. Salat-ı Kübra evet. diyor ya. Büyük salat. Büyük salat namaz değil ya. Nerede anlatıyor bunu? Sözler 42. sayfada. Namazın şartları 12'dir, farzı 12'dir. Salatın farzı 3'tür. Sözlerde. Salatın farzı 3 tanedir. Şey, İbrahim, benim şey, odama git, tahtalı bir şey, sandık göreceksin, onu açıyorsun, sözler ve bağlayı getiriyorsun abi. Salatın farzı 3'tü, tamam mı? Diyor ki, ruh bedende, salata kıyam ederse, beden arzdan namaz kılar. Çok garip ya. Yani ruhun, o, gelin dur. Bedenin namazı mı oluyor? En kutsi mabet bedendir, beden. Kabe bile bunun anlam kazanır. Lan hiç kimse yok Kabe'de, tavaf edin. Hacı Resulü'nün değeri olur mu şimdi Osman? Olmaz. Kardeşim, ona değer yükleyen biziz. Bizim, biz. Bu beden en kutsi mabettir. Bunu telvis etme, pisleme. Oraya necaset şeyleri koyma. Yani uygun şeyleri yeme. İçini telvis etme. Ruh kıyas, salata kübra edecek. Sizin klasik tabirinize içini dolduracak. Yani şu bedene uygun olmayanları sokma, giyme. Mesela ver. Şimdi diyor ki, bak şimdi en basitinden söyleyeceğim. Yani Risale-i Nur'da kışır yok vallahi. Zerratımla söylüyor. Tarihçede diyordu, hep böyle derim, hep daim derim. Ya tarihçede diyor ki, çamaşırlarını, iç ve dış çamaşırını kirlenmeden temizlettirir, çıkarıyormuş usta. Kirlenmeden ya, israf değil mi ya? Anladım. İşte derdim yani, Allah Allah, yani şey, Şafii mezhebinin oluşundan. Lan necaset yok ki, kirlenmedi ya. Kirlense de çıkartsın demiyor. Şafii de kirlendi çıkar. Kirlenmeden diyor. Ondan sonra, sonra erval habise, mevadi şerire, mevadi aliye, ervaha aliye. Allah bana külliyatta bunları nasip edince anladım ki revai tayibe, 29'un söz, revai tayibe, revahi şey, ha, ne? Revai aliye. Yok, revai tayibe, ervaha aliye. Ervaha aliye, revai tayibeyi sever diyor. Bir daha. Erva-ı Tayyibe, Reba-i Tayyibe. Güzel ruhlar, güzel kokuları sever. Meğer o çekiyormuş. Tamam. Al şeyi göstereyim size. Salat, 42. Özür dilerim, 46. Bak şimdi. 3 tane farz. Şuradan alayım. Dergah rahmeti döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife ubudiyetini yapıp yevmi defteri amalini hüsnü hatimeyle bağlamak için salata kıyam etmek. Salata kıyam etmek, namaza kalkmak, yatsıya kalk zannettin değil mi? Ben de öyle zannettim. Şimdi kendisi yani diyecek. Bana bırakmamış. Sen böyle mi anladın? Böyle demedim ki. Azizem. Salata kıyam etmek. Anlamadım ustadım. Yani diyor. Bir, salata kıyam etmenin içini dolduruyor. Bir, bütün fani sevdiklerine beden bir mabud. İki, mabud ve mahbubu bakinin. Bir daha okuyorum. Bir, bütün fani sevdiklerine beden bir mabut ve mahbubu bakinin. İki, bütün dilencilik ettiğin acizlere beden bir kadir-i kerimin. Üç, ve bütün titrediğin mızırların şerinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmak. Gene anlamadım ustadım. Ben biraz kod kafalıyım. Hem Fatiha ile başlamak. Yani bunu cem eder diyor Fatiha. Gene anlamadım. Yani gidiyor. Bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir, mahlukları medih ve minnettarlığa beden
1. Kamil-i mutlak ve Gani-i mutlak. 2. 3. Rahim-i kerim olan Rabbul Alemin'i metü sena etmek. Gene anlamadım. İyâke nâbudu diye hitabına terakki etmek. Gene yani küçüklüğü ve kimsesizliğiyle beraber ezeli ve ebedi o ebed, ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabiyle şu kainatta nazdar misafir bir emretti bir vazifedar makamına girip ya kenabudu ve ya kenesteyin demekle devam ediyor. Bu hep yani yani. Getiriyor ta merkeze koydu. Salat-ı Kübra'ya indirin aşağıya. Salat-ı Kübra'da kıyam etmek. Yani Risale-i Nur'da Cemül Cem yani tasavvufun, Muhiddin Arabi'nin, Konevi'nin, Hallacı Mansur'un, ilmi kelamın, hadislerin, ayetlerin en şeyi ya. Hepsini komple ya. Ben mübalağa etmiyorum. Risale-i Nur salata kıyam ettirmek için yazılmış yani. Gibi bak ondan ne anlamış? Çok harika oldu. Güzel oldu. Çok garibime gidiyor ya. Her geçen gün hayretim artıyor mübalağa. Zaten yapamam bu işi olsaydı. Her gün salata kıyam etmek ya. Dün mesela Ayşin'in TV'de ya adam camı açtık trafikte. Duyuyorum. İçini seyrediyorum yani yapabildiğim kadar. Fesubhanallah ve acıdım. Yani ezeli ve ebedi sonsuzluğu, bekayı, her istediğinin her yerde, her zaman verilme arzusunu gidiyor. Karşıtından bekliyor, zavallıdan ya. O da diyor ki ulan bunlar hep önde var mı ya? O şimdi kime söylemişse bu müziği, o duysa der ki Allah Allah ben böyle miyim ya? Bir tane bazıları methediyor ya bizi de böyle şöyle. Vay şöyle. Duyduğum zaman Allah Allah. Ulan ben, beni benden daha iyi mi biliyorsun? Bende böyle bir şey yok ki. Şaşırıyor insan. Ve tevhid denir. Ondandır ki insan kendini çelişkili. Ondandır ki ya ben bir böyleyim bir böyleyim. Ben insan değilim ya. Daha çok hanımlarda oluyor. Duygusal eksiklik değil. Duygusal insanda kadınlarda duygular daha hakim, daha galip. Erkeklerde mantıksal ve matematiksel çözümler daha galip. Daha çok şöyle derler onlarda. Ondandır ki insan kendini çelişkili birlik olarak bilmeli. Yani çelişkili bir insanım ya. Ben bir böyleyim, bir böyleyim. Hayır. Çelişkili ve ilişkili bir mahlukum ben. Tamam? İlişkili daha çok erkeklerde. Çünkü o, yoksa nasıl kainatta iman küfür? Kaldır küfrü iman olmaz. Kadır kadını erkek olmaz. Kadın olmaz. Olmaz yani. Yani çelişkili ve ilişkili bir birliği yapıyor. Akıl yapıyor bunu. Zıtların dengelendiği kavşak insan. Zıtların dengelendiği kavşak Allah vacibül vücut. Kainat mahluk. İnsan şey bir daha Allah vacibül vücut. Kainat mevcut. İnsan mahluk. Ne demek? Allah, insan haşa vacibül vücut değil, tövbe. Mevcut değil, sırf mevcut değil, mevcut da var. Kim bu ya? Vacip, mevcut, mahluk. Nasıl bir şey? Kavşak. Vacibi ve mevcudu cem eden bir kavşak. Tuhaf ya. Ondan sonra git basit şeylerle gömül git ya. Aslında vacibin mevcuda rapt edildiği yer. Ya işte ne dersen abi çoğalt bunu. Son şeyi söylüyorum. Bu çok önemli de buraya okumak için yaptım. İnsan yaptığı işe dikkat etmeli. Çünkü yaptığı iş elbise giyiyorsun. O yaptığın iş elbise atölyesi kabul edeyim. Bak şimdi. Misal. Doktor, mühendis, alim, hafız, tamirci, boyacı, kamyoncu neyse yani iş meslek itibariyle insana kazandırdıkları ve giydirdikleri elbiseler vardır. Nedir o? Yaptığın işe göre fikrin, hissin, duygun, latifen oluyor. O elbise olduğunu unutma. Bir insan neyle meşgul olur? Devamlı konuşuyorsa bil ki buna ait fikri ve hissileri var yani. Elbiseleri var. Şimdi başka bir şey anlatacağım. İnsan yaptığı işe göre fikri, hissi, duygusu ve latifeleri uyanır ve ona elbise olur. Kendinde uyanır, o özellikler kendinde uyanır, şoförlük yapa yapa. Mesela ben cesaret edemiyorum bir kırıkana
arabayla gideyim, kendim sürüyorum. Uçakla gideyim diyorum. Eskide yapardım misal. Ama adam aylarca tırda yapabiliyor. He. Elbise giymiş. Ne olmuş biliyor musun? Şimdi bak ne olmuş? Ne için olmuş? Kendinde bu özellik kendisinde uyanınca insan kendisinde uyananın içine giriyor. Kendisi kendisinde yaşıyor. Kendisinde uyanan bir hissin içine giriyor. Böylelikle içsel alemine mekanlar açarsın. Yaptığım iş mekan açıyorsun. Mesela her tefekkür edilişte, tefekkür zihinde mekan açmaktır. Tefekkür mekan, mesela nerede abi Allah, nerede bu duygular? Lan senin bir sürü geçmişlerin var, sevgilin nerede? Uyanıyorum bittim. O mazideki bir sürü hayallerin, düşüncelerin nerede? Mekanı yok mu? İlle böyle mi zannedeceksin masa gibi? Ha. O sevgilin neredeyse seni yakıp yıkıyorsa, o kasan, masa, kariyen, hani var ya senin duyguların istenen, Allah da işte oralarda. Yani anlamak için, anladığımız yerde misal vermek için söylüyorum. Şimdi bak, yani burada dikkat edeceğim şu, dikkat edin, yaptığınız iş dünyanızı oluşturur. Dikkat edin, düşündüğünüz, hayal ettiğiniz, beraber bulunduğunuz kişi sende uyanan bir hisse, ya fikre, dışarıdan içeri gidiyorum, ya fikre, ya hisse, ya duygu veya latifeye uyandırır, o senin dünyan olur. Onun için dikkat edin konuştuğunuzda ve yaptıklarınızı, o kaderinizi oluşturur. Daha önce bir dersimiz vardı hatırlarsın bu konuda. Böyle piyasada biraz böyle çalkantılmıştı böyle ya, böyle bu sesini yapmıştı. Baktım ki buna ait de dersler olmaya başlamış çok şükür. Bak, dikkat et konuştuğunu yaptığına, fikriyatını geliştirir. Dışarıdan fikir, dima, gir içeriye vicdan, his, gir içeriye kalp, duygu, gir içeriye ruh, latife. Bak fikir kastettim dima, his kastettim de vicdan, duygu kastettim de söylediğim de kalp, latife deyince ruh. Ha, dikkat edin yaptığınız iş sizde uyanırsa ya his, ya fikir, ya latife veya duygu seni içine alır. Sen arabayı, tırı yönetiyorum zannediyorsun da sureti bu, doğru. Aslında o his uyanmış, sana elbise olmuş, içine girmişsin, sen içindesin ya. Yani. Nedir hocam? Fihi mafi. İçim dışıma çıkmış, dışında yaparak içim olmuş. Ben içimin içindeyim. İçimin içindeyim. Tefekkür zihinde mekan açar. İçsel alemi ödünçle alınanlarla uyandıranlamaz. İçsel alem var ya, şimdi ben ders yapıyoruz böyle risaleden. Şimdi ben ders yapıyorum, anlatıyorum. Size ödünç veriyor. Bununla bilirsiniz, bununla uyandıramazsınız. Ne zaman? Ancak siz okumadıkça. Ödünç hislerle, ödünç fikirlerle fikrinizi uyandıramazsınız. Ben size adres gösteriyorum. Siz yürüyeceksiniz yolda. Onun için Risale-i Nur'u demeden alime söyleyeyim. Gazali diyor ki 500 sene alimi dinlesen, her söylediğini ezberlesen, okumadıkça alim olamazsın. Sen tetibar, mesela tetibar, ödünç bilgilerle, ödünç fikirlerle sen adres gösteriliyor. Sen yürüyeceksin. Sen uyandıramazsın. İlle sen bunu kullanacaksın. Kullanıp uyanacak. Bu. Şehir merkezi diye tabela gösteriyor ya. Şehir merkezine gitmen lazım. Şehir merkezi değil o tabela ya. Biz, sonunda cümlem, biz Risale-i Nur'larla hakikatlerimizi yine biz uyandırıyoruz. Yani Risale-i Nur bize o malzemeyi veriyor. Kendisi değildir bu. Bu Kur'an-ı Mubin'in son icaz-ı manevisidir. Bu malzemedir. Bunu sen tiryak sürfota gibi kullanırsan, alırsan, okursan, okuma ama. Kendine mal olmasını istiyorsan lütfen kendine böyle deftere koy. Okurken kudret ve iradeyle bir umanı olan Kitab-ı Mubin. Kitab-ı Mubin irade ve kudreti tasammül ediyor. Yazdığınca tak diye aşağı iniyor.
Peki okudun, burada kalıyor, daha inmedi. Belli değil yani. Peki, şimdi başlıyoruz dersimize. Isırma, tevhid vesaire, vesvese, vehim nasıl olduysa girdik, ettik, bir şeyler oldu. Şimdi... Sayfa, herhalde bu resmi çekmiş miydin? Yani gel. Geçen hafta ne? Evet, tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Gönderdin mi abim? Hemen gönderiyorum abi. Sözler 387. Aldığınız zaman ben de başlayacağım. Defterin 248. sayfa. Attım. Evet. 248 defterin sayfası. Sözler 387. Metni okuyorum. Veyahut aklı hakim yapan mutahakkim mutezile gibi kendilerini Halik'in işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip Halik-i Zülcelal'i mesul tutmak mı istiyorlar? Bitti metin. Bak mutezile buraya tahayyül ediyorlar. O şeyi taşırken elleriniz şey yaptı da o yazıyı keşke tamamlasaydınız. Tahayyül ediyorlar. Tamam mı? Şimdi mutezile orada. Aklını oraya indirmiş yani. Bak bir daha şu mutezile var ya mutezile. Şu aklı indirmiş şekle mahkum. Namazı varsa imanı var. Namazı yoksa imanı yok. Görüyor musunuz? Gözünüzle görün. Aklı tahayyüle indirmiş. Bunun aklı tahayyül. Çok ilginç. Mutezile, yani Vehhabiler. Vehhabiler var ya, Vehhabiler. Namazın varsa imanın var. Onların şeyi. Namazın yoksa, şeklin yoksa şemalinde. Tamam. Yok ya. Yani. Bak bir daha. Aklı buraya getirmiş. Yani eylemsel var mı? Var. Yoksa yok kendisi. Ne yapmış? Akıllıyım zannediyor. Oysa tahayyül. Köleleştirmiş, hayaline sokmuş, şekle sokmuş. Mutezile gibi diyor. Şimdi devam ediyorum. Yani bitti. O ne anladık? Aklı hakim yapan, zorba zorbalık eden, tahakküm eden, hakimlik taslayan mutezileler. Mutezilelerin özelliğini topladım külliyattan. Hakimlik yapan, karar veriyor. İmanı var, imanı yok. Şu makam kendisini nasıl görüyor ya? Şuraya bakın ya. Anlıyor musunuz? İmanı var, imanı yok. Sen kimsin ya? Hatta bunların biraz psikolojisiyle meşgul oldum Fikre. Almanya'da bir tanesi intihar etti. Treni attı kendisini Bremerhaven'de. Şöyle Bremerhaven diyorum. Bremen'de. Ver abim ver. Ondan sonra bak şimdi. Niye etti biliyor musun? Çok lazım. Çok lazım. Doktor sana çok lazım bu. Bir insan ben iyi değilim. Tamam mı? Ben iyi değilim. Böyle inanırsa psikolojisini hayal edin. İyi olmasa bile ben iyiyim elhamdülillah. Zıtlar lazım, bunlar lazım. Dersin biraz öncekisi gibi. İnsana keyif veriyor. Dertlerim de bana dermanım der. Birinci o yarım saatlik derste veya bir saatlik. Bunu duyan adam der ki aa bu imtihanım benim şey ya. O zaman dert gibi gözüken dermanmış yani. Seni terakkine sebepmiş. Tamam. Bak niye intihar etti? Onun ruhsal psikolojisini meşgul olduğum için söylüyorum ama kurtaramadım onu. Bremen'de. Yeri de söylüyorum. Ahmet Kadir. Derken? He? Onu yani o Vehhabi. Döndüremedim. Döndüremedim ha. Yani. Hani, İntihar mı etti acaba? Etti. Etti mi? Etti he. Ya şey yapamadım yani. Muvaffak olamadım. Onun için dedim ya size. İnanın bana. Vallahi dediğini bilmiyorum. Vesilemle ve çalışmamla, gayretimle. Vesileye. Ne kadar ateistin, dinsizin, Müslüman olduğunu, Rus bile ya, Rus uçak iniş takımları var ya, şey ayak, onu bile Müslüman olduğuna şahidim. Schweinfurt'ta, otelde, bunu Alman kardeşler biliyor. Ne kadar ateistin, dinsizin, Müslüman olmasına vesile olduğunu adedini bilmiyor. Ama bir Vehhabinin Müslüman olduğunu, yani ehli sünnet olduğunu, o fikri saplantılarından kurtarabildiğimi hiçbir tane bilmiyorum. Aha bir tanesi bu. Şimdi psikolojisini anlatacağım. Çünkü lazım. Şimdi bak kardeşim ben iyi değilim. İnanan bir insanın psikolojisini hayal edin. Ben iyiyim. Oh elhamdülillah bu benim imtihanım der. Rahatlarına kabul fırlıyoruz.
Daha ilerisini götürmek için söyle. Peki bir insan dese ki ben kafirim. Ben kafirim. Veya kaç yaşındasın? 45, 47. Ben ne zaman başladım namaza? 2 sene oldu. 46 sene ben kafirdim. Size söylüyorum ama anlamazsınız siz. Anlamazsınız, ben de anlamam. Ben kafirdim 40 sene. Bu inancın yaptığı tahribatı, deldiği. Ne demek biliyor musun? Havan topu şudur. Askerlik yapmayanlara söylüyorum. Buradan girer mermi, şu kadar bir parça şey var, girişi, şu kadar. Arkayı komple koparır. Çıkarken girdiği gibi girmez. Vehhabiler aynı buna, tavan topuna benzer. Girdiği gibi çıkmaz. Tamamen kopartır, biliyor musunuz? Böyle birisi vardı. Şey, Çetin, Murat'ın abisi. Havan girmiş buradan, arkadaşı yanlışlıkla. Ha bu kadar bir yer. Ben cenazesini ben şey yaptım, sardığım için. İdaben sardım. Bu kadar bir yer. Arkası hiç yok. Arka komple gitmiş. Vehhabilik bu psikolojiye benzer. Bak şimdi. Ben diyor, sabah namazına kalkamadım diyor. Yatsı namazını dün kıldım diyor. Şimdi öğleyine kadar diyor hoca diyor. Ama o tarih yani yatsı namazı ile öğle namazına kadar arada sabaha kalkmadığım için dedi. Ben kafirim dedi. Ne kadar anlatıyor amel imandan bir cüz değildi efendim. Yok. Peki anlatacağım şu. Ben kafirim inancının yaptığı tahribatı hayal edebilir misiniz ruha? Ben kafirim ya. Allah beni sevmiyor. Allah beni sevmiyor. İnancın getirmiş olduğu psikolojiyi hayal edemiyorum. Böyleler bunlar. Peki ne yapıyorlar? Ya ihtiyar edecekler. Veya Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya, şuraya gidecekler. Cihat namı altında intihar edecekler. Cihat namı altında intihar ediliyor. Bu cihatçılar cihat için değil. İntihar edeceklerdi zaten. Adım gibi, benim işim bu biraz. Peki Hasan abi, dedin ya hiçbir şeyi hatırlamıyorum bu abiler için. Peki şöyle bir şey oldu mu? Yani şöyle bir yol var da ben de onu yapamıyorum veya muvaffak olamıyorum. Böyle bir çıkış yok. Oldu mu? Bir yol da bilmiyorum. Ben muvaffak olamadım derken yolu da bilmiyorum. Ancak Allah'ın diyor, Risale geçiyor. Allah'ın çok büyük lütfuna mazhar olanlar dönebilir. Nerede geçiyor? 123 Mesnevi Nuriye. Yani medeniyeti hazıra bu dünyayı bir köy şekline getirmiş. Ondan sonra bu medeni fantazileri günahlarla ruhta öyle bir çöküntü yapmış ki diyor Mesnevi'de. Ancak Allah'ın özel lütfuna hatta şey diyor köy şekline getirmiş. Cep telefonunun ekranı söylüyor. Ayna diyor, ayna. Mesnevimi getirirsen göstereceğim. Cep telefonu ayna değil mi? Şey cam. Cam diyor. Camda diyor. Cama dikkat edeyim de. Yok değil. O da değil. Ha cama dikkat ede. Ha. Bir de diyor köy şekline getirmiş diyor. Cama dikkat ede de var. Ha işte. Cama dikkat ede. O cam değil mi? Ha dikkat ede. Dünyayı müteveccih öyle delikte açmıştık ki ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlar bunu kapatabilir. Ha ne açmış? Menfezler açmış. Orada bir tabir var. Dur göreceğiz. Aklı ya hakim yapan şu mutezile. Aklı ya bu ne yanlış kullanırsa sanki Allah'ın adaletinin bakanlığına haşir meydanına oturtmuş Osman tamam mı? Şeker. Kafir, iman, hak, batıl böyle yapmış. 25. sözden bu. Mutezile aklı hakim yapmak, zorba, mutezilenin şeyi, içsel sıfatı, hakim yapmak, zorba, zorbalık, tahakküm, hakimlik tasdaya mutezile gibi. Bak diyor, küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiye ile, gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Taadili düzeltilmesi büyük bir himmete muhtaçtır. Çok büyük. Nasıl düzeleceksin? Düzenlenenlerle beraber olacaksın. Başka bir okuyarak yapamazsın artık. Okuya bir vesveseli veya işte
O berbat olmuş, cep telefonu, telefona şuna buna muptel olmuş. İnsanın kurtuluşunu söylüyorum. Benim anladığım tabii. Okuyarak geçti o. Bizzat kurtulanlarla derslere gideceksin. Onlarla arkadaş olacaksın. İmam Rabbani Hazretlerinden söyledim. Kurtulmak istiyorsanız kurtulanlarla beraber olun. Tamam. Acayip yaptı beni ya. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Yeğenime elimi uzatamıyorum ya. Yapamıyorum. Ben biraderin şeyi daha lise çağında dedim ki nerede ziyaret ettim. Bizde yeğen çok. Kaç? Lise. Ya gittim bir saat, iki saat oturdum eve. Çocuk gelmiyor. Erkek çocuk. Odadan. Nerede dedim ya? Abi ben de görmüyorum ki dedi. Bir de aç ha. Bir de kapısına vur ha. Aç yemek saati bilmem ne. Kıyameti koparıyor. Ne oldu? Mezar oldu. Girdi içine. Hiç görmüyorum ben. Görmüyor ki babası da. Ben de görmüyorum diyor. Ne yapayım diyor. Ha. Ne yap? Tadili büyük kıymeti muhtaç. Ben yapamam. Bitti artık. Bak şimdi. Ve keza iyi dinleyin burayı. Beşeriyet. Beşeriyet ruhundan yani üç sıfatımızdan bu tarafı dünyaya nazır pek çok menfezler açmış. Menfez. Menfez ne demek? Delik, kanal, yön. Açmış. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Mehmet abinin çizdiği şey o yarık deneyi dediği. Evet. Bir de aynaya dikkat ede ede var doktorun dediği. Aynaya dikkat ede ede. Manyetizma. Burada diyor alem açılır diyor. Neredeydi o? Vesvese Risalesi'nde mi? Hasan abi pardon o... Aynaya dikkat ede ede menfezler açılır. O mazhar olur dedin ya. Hani mesela şimdi hepimizin yerimizin, herkesin kendince yakını vardır. Hidayetini istedi. Peki o yani onun hakkında o zaman çok dua mı edilmesi gerekiyor? Dua. Ve ondan sonra ümidi kesmeyeceksin. Sert davranmayacaksın. Mesela geçerken yavrum ben amcan ben gidiyorum inşallah. Sana hayırlı akşamlar yavrum. Utandı çıktı. İyi. Çıkınca ayak üstü ayak o ayak kaplığını orada 5-10 dakikada bir şeyler yap. 5 lemalar. Kaç? Lemon 5. Bir cema dikkat ede ede alem misale karşı hayalinde bir pencere açılır. Bir dakika bir de söyle. Bak. Bir, yavaş yavaş bir konuşsun. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cema dikkat ede ede. Aha cam değil mi bu? Alem misale karşı hayalinde bir pencere açılır. He bak. O aynada çok garaybi müşahede eder. Bu aynada Allah Allah. Lazca mı desin? Türkçe'de, Kürtçe, Arapça, Çerkezci de şey söyledi. Ya gel de sevme ya. Nasıl bir eser ya? Öpülür. Din adına içi neler dolu olan, yılanlarla dolu olan adamların uzantısının elini din anlamına öpecektik. Bunu öpmeseydin. Aynen. Sultanın diyor sana gönderdiği hediye cevizi ve değil cevizi, onu saran, paketleyen o mendili bile öpülür. Ya şimdi Mutezile'yi oturdum. Bir cümle ama belki günlerimi aldı. Bir hakim makamına koymuş. Niye bu psikoloji oluyorlar? Kendilerini öyle görüyor. İman, küfür, hak, batıl. Yanlış da. Kendisini ben bir dakika bile tahammül edemem. Ben kafirim. Yani beni Allah sevmiyor. Ben cehennemliyim. Zorba. Dayatmacılar, zorbalığa, tahakküme. Mutezile'nin sıfatları bu. Tamam mı? Aklı yapmak budur. Aklı yapmak buna götürür. Tamam mı abiler? Aklı kendini hakim yapmak buna götürür. Akıl bir aletti. Hakim yaparsan bu olursun. Anladın mı? Aklı hakim yapma. Her şey akıl değil be Osman. Tamam mı? Her şey akıl değil be kardeşim. Her şey mantık değil ya. Gönül var. Vefa var. Edep var. Var da var. Mesela vefa, akıl üstü bir sıfattır. Ama gavurlara göre vefa ahmaklıktır, aptallıktır. Geldim sana, bir kahve ikram et. Ya bir vefamız var ya. Bak Müslüman olmuş kardeşimizin, Alman karısı.
bak. Almandı. Müslüman oldu. Ben yaşadığımı söylüyorum. Abi dedi, sana örnek olsun diye söyleyeceğim dedi. Yoksa ben sana evimin sırrını sana söylemiyorum dedi. Bakın iyi dinleyin. Evinizdeki eşinize şimdi hayal edin. Kıymetini bilin. Dedim ki diyor, Hasan Hoca bugün Türkiye'den geldi. Falan kardeşin orada yemek yedik. Şimdi iki saat sonra bize misafir olacak. Biz ne yapacak diyor burada? Müslüman olmuş ha. Gavur değil artık. Ama o kültürde miymiş? Burada bir çay içeceğiz diyor. Ne karımız var ki diyor burada. Niye çay içecek ki diyor. Sen aptal mısın diyor. Niye çay ikram ediyorsun diyor. Aptal mısın diyor. Ne karımız var ki diyor çay vereceksin diyor. Ondan sonra dedim ki ya bunlar dedi ya bir geçmişimiz var, vefamız var. Ondan sonra bak dedi benim nurlara şey yaptı dedi. Bak senin Müslüman olmana sebep oldu vesaire. Olsun. Ama vefa ne demek diyor? Anladım. Anlamıyorsunuz değil mi? Şimdi mesela ben sen beni eve davet etsen sen her işin sevinir mi sevinmez mi? Çok sevinir. Ya ama ne karı var diyor burada gelip çay içecek. Kardeşim anlamaz. Ne demek bu? Akıl hakim olursa akıl matematiksel ve mantıksal çalışır. Bu tamamen hakim yapmak erkeklerde onun için kavga oluyor. Kadınlarda ise sırf duygulara hakim ettiği için kavga oluyor. Erkekler sırf aklı hakim yapıyor, kadınlar sırf hissiye hakim yapıyor ya. Ya karma yap be kardeşim. Evli sünnet ol. He? Evde evli sünnet ol. Evli sünnet ol ya, karma yap ya. Mutezile de olma, yıl ışıklı şey, şia da olma. Şia duygusallıktır. Bir tutturmuşlar Hazreti Hüseyin Kerbela, bütün din bu. Bu din bunun üzerine kurulmuş. Böyle de değil ya. Ama sen abi, o senin dediğin o işte Zat-ı Muhterem'in davranış hali, hani biz şeyde müzakere diyor, hadis tabirlerinde hani eski diyelim ki gayrimüslimler Müslüman oluyor diyor ya alimler, kendi felsefe aklıyla da hadislere tabir veriyor. Şimdi o Alman olarak yetiştiği için annenevi kültür olarak... Onu zaten söylüyor. Şimdi sırf akıl hakim yapmış. Kadın da yoksa sırf arkadaşlar eve hakim sırf akıl yaparsa erkek, sırf hissi hakim yaparsa kadın, orası cehennem olur. Küçük bir cehennem olur. Kardeşim, evde merhamet hakim olmalı. Adalet değil, şefkat hakim olmalı. Af, vefa, bir sihirli bir şey artmıştım. 7 dakikalık ses. Şu, Allah'ın ölçüsüne bakın. İyi ki böyle bir Allah var ya. Günahını ya hiç yazmaz, en fazla bir yazar. En fazla. Ya Rabbi, kurban istemiyorsun sen. Sen nasılsa sen öylesin Allah'ım. Seni böyle tenzih ederim. Allah. Subhanallah. Ya hiç yazmaz o günah. Ya en fazla bir yazar. Sebabı en az 10 yazar. 30 binler yazar. Ucu belli değil. Dibi belli. En az 10. Bir yazmaz. Görüyor musun? Hasenatı böyle. Böyle olması lazım Allah zaten. Biz ise evde eşime 10 tane sebabını ya hiç yazmam veya bir yazarım. Bir günahını en az 10 yazar. Ha, orası küçük bir cehennem ya. Ya Rabbi ya. Risale-i Nur nasıl bir mukayese taktiğini vermiş bize ya. Nasıl terbiye ediyor ya. Onun için şu anlarda diyor ki, sakın diyor Risale-i terbiye etmiyor zannetmeyin diyor. Ha bak bu haleti vermiş. Küçük dünyanı cennete çevirmiş ya. Elhamdülillah bak. Aklı hakim yapmak için Kur'an'a kendi anlayışına göre yorumlayıp Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın hadis-i şeriflerini nazara almamak. Ha. Bir, mutezile nasıl oldu? Biz de oluruz. Belki de mutezileyiz. Cemaatin içindeki mutezileyi. Nurcuların mutezilesi de var. Risale-i Nisif kendi anlayışını budur demek. Hayır, ben böyle anlıyorum diyecek. Neyse biz uygulamayalım. Mutezile ne yapmış? Bir, Kur'an'ı kendisine göre yorumlamış. İki, peygamberin rehberliğini kabul etmemiş. İşine gelen hadisi kabul etmiş, etmeyeni reddetmiş. Tamam mı? Mesela Fatiha sonunda vele dalin. Dalin ne demek? Rehberi reddetmiş. Hasan-ı Basri'nin talebesiydi Hasan abi şey. Evet. Ata bin Vasıl mıydı? Vasıl. O. Hasan-ı Basri'nin talebesiydi. İlk önce öyle başladı. Bir daha mutezile nasıl oldular? Kur'an'ı kendilerine göre ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
Bunu şiddetle men ediyor Kur'an kendilerine göre. Oysa nereye göre yorumlayacaklar kaynak? Kitap, sünnet, icma, kıyas ya. Bir, sebebi nüzulu bilinmeden söyleyenin, söylenilenin, söyleme biçimi, söylenilen yer, söylenilmesine sebep olan hadiseleri bilmeden o ayeti yorumlayamazsınız diyor. Şimdi bir, aklı hakim yapıp Kur'an'ı kendisine göre yorumlayan, iki, peygamberliğin rehberini işine geldiği gibi kabul edip reddeden, kendi aklının kendine yeteceğine zannetmek, kendi aklının kendisine yeteceğini zannetmek, ben şuradan çıkarıyorum 387 sözler yani, Mutezile'den 25 sözler, oturup oturuyorum bunu okuyorum, başka dünyada bir işim yok. Yani bu tek tek bir cümle yazıyorum ama koca sayfalardan çıkartıyoruz. Ne yapmış? Aklı kendisinin, aklı kendi aklını kendi aklına yeteceğini, aklını aklınla yönetebileceğini zannediyor. Aklı hakim yapanın alameti de, peki nasıl anlarız? Bende var mı acaba? Yani cemaat, Nurcuların da Vehhabisi var. Acaba ben Vehhabi miyim burada? Nasıl anlarım? Alameti neymiş? Başkasına hak tanımayan, kendi lezzet ve menfaatını takip eden, bencil, enaniyetli, kibirli olur. Oradan çıkan. Mutezile'yi söylüyor. Mutezile'nin eylemsel halini söyleyince ben kendimi uyguladım. Acaba ben Risale-i Nur'u kendime göre insanlara dayatıyor muyum? Ondan sonra peygamberin rehberi nasıl şey yapıyorum? Ustadı nasıl? Peygamberi de ustadı yapıyorum. Hani Kur'an'ı la teşbih ve la temsil Risale-i Nur'la, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ustad laikalarla edince bakalım ben laikaları takip ediyor muyum? Tamam mı? Risale-i Nur'un değişmez prensiplerini esas alıyor muyum? Alıyorsam, almıyorsam alameti şu. Başkasını tanımayan, kendi anlayışına başkasına kesinlikle tırpanlayan, yani ilmi durduruyor yani, durduruyor. Tek anlayış boyutu Allah müsaade etmemiş ya. Böyle anlayacaksın. Bundan daha büyük zulüm, ilim düşmanı olamaz yani. Bak, başkasını tanımayan, kendi lezzet ve menfaatini takip eden hizmette, bencil, enaniyetli, kibirli ol. Eylemsel itibariyle ne yapar? Bu böyle olur. Şimdi davranış söylüyorum. Haletti bu. Biraz önce fikri ve hissiydi. Eylemsel, Halik'in işlerine rakip ve müfettiş tahayyül ederler. Halik'in işlerine mutezil. Bu olmadı. Hayır o değil. Neden? Şerif Allah yaratmaz. Biz halk ediyoruz. Mesela halkı şer değil. Kesmiş şer değil. Öyle demez. Bize uygulayalım. Bize ya bu laikalar abilerden 50 de böyle kişiden kişiye hissiyatını fikriyatını paylaşmış. Ustad da onlara yol göstermiş. Ya öyle o zamana ait. Zavallı. Ne yapar? Eylemsel itibariyle Risale-i Nur'a rakip gibi olur. Laikalar yerine kafayı şerifi. Hazreti kafayı şerif. Tamam. Ondan sonra öne çıkartır. Laikalara uymak yerine kendi anlayışına göre desen kardeşim siyasetten uzak dur, şunu yapmamak lazım. Yani şöyledir, böyledir. Hiç adam siyaseti uzak dur dedikçe adam Risale-i Nur medresesini tabela yapmış ya. Nurcu Demir'e senelerce mahvettiler yani. Mahvettiler ya. Yani siyasetten uzak olma ismi dediği kadar bir mektup yoktur ya. Sanki teşvik etmiş. Yani fiile baktığınız zaman. Şu anda herkesin elinde siyaset. Ondan sonra Tayyip'le. İnyanın onunla yatıp ona kalkıyor. Ya kardeşim uzak dur ya. Ya o senin işin değil. He? İşine bak sen. İşine bak ya. O diyor ki 38 Kasım'da erkan haplere, siyasi şeylere az. Sen ruhunu o geniş dairede yani Allah'ın kainattaki icraatını küçük kafayı şerifinle çözmeye kalkma ya. Gelen haberlerin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Diyor ki öyle sana takdim ederler ki sevilmen gerektiği yerde üzülürsün. Üzülmen gerektiği yerde sevindirirler seni. Acayip bir şey ya. Yani sanki Halik'in işlerine, Risale'in işlerine rakip ve müfettiş yaparlar. Böyle dediğim zaman bir tane zat vardı benim akrabamdır. Babaanne tarafından dersime gelmiş, vermedim kitabı. Dersin 10-15 dakika olmuştu gelmişti.
vermedim. Çok büyük abi işte bu Nurcu, Demirel, Nurcu, bu siyaseti Nurcularla bulaştıran üç tane zattan bir tanesi geldi, vermedim. Sonra beni şöyle demiştir. Geveze Hasan, geveze. Yani öyle nasıl olduysa tevafuk etti. Siyaseti olmadığını o adama da tevafuk etti. Herhalde biraz da biliyordum geleceğini. Ondan sonra öyle demiş geveze. Yani Risale-i Nur'a bu yok kardeşim. Yok. Bulaşma. Yön ver. Emirdan da Menderes'e yön veriyor. Yol veriyor. Malzeme veriyor. Böyle yap diyor. Meşgul olma. Her gün ona bırakın. İkide bir sen de ikide bir bunlarla meşgul oluyorsan sen de bulaşmışsın. O nispetten azap çekeceksin. Sonra Halik-i Zülcelal'i mesul tutarlar. Ne yapalım? Allah yapmıyor işte. Bu acayip bir şey ha bu. Halik-i Zülcelal mesul ne der? Cümleyi oradan aldım. Yani kainattaki ilahi tecellileri hikmetini bilmediği için ne yapayım Allah yapmıyorsa ben mi yapacağım? Allah versin ya. Allah yapsın da ben mi yapacağım? Böyle içten içe Allah düşmanı oluyorlar. Mesela ben bir tanesini biliyorum. Kıtalar. Ben bu kadar senin dinine hizmet ettim. Ben sözünü değil, sözlerinden ve davranışından çıkarttım cümleyi. Senin dinine bu kadar hizmet ettim. Bu kadar gençliğe secde ettirdim. Benim duamı niye kabul etmedin diye Allah'a düşman olan var. Benim duamı niye kabul etmiyorsun? Çok tuhaf ya. O şarkıcının şarkısını duydum ya arada. Onu seyrettiğim gibi nasıl oluyor? Allah da bana bırakın bu işlerle biraz meşgul olunca biraz da kelamda davranıştan ben içeriye gireyim ya biraz. O sözünden ve davranışından o zatın bakıyorum içeride. Allah düşmanı. Hatta Allah'a haset ettiğini söylemiştim. Allah'ı kıskanıyor. Kainata ben hükmettim ya. En iyisi sen kahveye hükmet, kahve iç. Soğumadan içmek lazım. Soğumadan. Ya Risale-i Mahmut, bugün nerelere girdik ya? Ama çok acayip, Halik'in işlerine rakip ve müfettiş tahayyül ederler. Yani akıl hakim yaparsak, vahiden koparsak böyledir. Allah'ın işlerine müfettiş ve rakip. Rakip işte aset oradan çıkartıyor. Ve Halik-i Zülcelal'i mesul tutarlar. Vallahi yaptı ya. Ben ne yapayım kardeşim? Zaten akıl normalde vahiyle tam bağlansa tek başına hükmedemez değil mi? Yok. Otomatik diğerleri de devreye... Mesela vahiye bağlandı mı? Vahiy göz vahiy olur. O zaman ne olur? Dört tane olur Kastamonu'da. Kainattaki tasarrufa şöyle bakar. Hikmet-i ilahiyeden daha büyük bir hikmet olmaz. İnayet, adalet ve rahmetinden daha ileri rahmetini sürmez. Allah yani şu resim olarak kabul edersen resimde siyah noktalar da var. Beyaz da var Resulullah. Ama onun güzelliği nedir? Bütünseldir. Yemekteki tuz gibi. Kainata böyle bütünsel bakamasan zulüm görürsün. Bir eksiklik görürsün. Haşa bir tane söyle demişti. Ben Tanrı olsaydım dedi. Allah demem Hasan kardeşim. Tanrı olsaydım ben bile böyle yapmazdım dedi ya. Tabii ya. Neler arasın? İşim bu ya benim. Sen nasıl ki arsacılar vesaire çok rastlıyorsun gündelik hayatta. Ben de öyle. Ya bunu bir dinlesene diyor. Telefonda bak ne diyor. Ve almadı da makamda. Ya ben ne diyor. Ben bile diyor yapmazdım diyor ya. Bunu niye yapıyor diyor. Bak ne diyor sen kardeş bu diyor. Namaz da kılıyor. Vehhabi ya. O zaman peki nereye çıkıyorsun? Bu şeyleri Allah yapmıyor diyor. Ben bile yapmazdım da Allah mı yapar diyor. Ne biçim ya. İnanıyorsun? Ne biçim kafa taşıyorsunuz diyor. Ya. Dört telefonda yani almadı da orada konuşuyor duyuyor. Taktis ediyor yani. Güya ya. Ben bile yapmam da diyor. Allah mı yapacak diyor. Resmi bütün görmüyor. Sonra oturuyorum. Ya Rabbi nasıl yiyeyim içeriye? İçeriye mi yiyeyim ha bunu? Nasıl böyle? Nasıl bir muhabbet? Bir artık her şeyim ya. Her şey. Başka bir şey yok hayatımda. Elhamdülillah. Bunları gördükçe beni buraya itiyor. Şeyde Hasan abi mesela bu Mutezile imamları ya da o işin daha üsttekileri diyelim. İşte Hasan Basri İbni Ata. Ha, yani o da bakarsa da aslında ayeti gelen vahiy bir şekilde ama bir yerde bir problem var. Aslında vahiye bir muhatabiyeti var gibi duruyor ama. Evet. O hatasını söyledim ya. Allah Resulü'nün hadisi var. Öyle bir zamanlara gelecekler ki diyor. Allah'ın kelamını ve benim sözlerimi diyor. Hı. Kendilerine göre yorumlayacaklar diyor. Onlardan uzak durun diyor. Onlar için şöyle durun. Vahşi bir canavar var ya o parçalayıcı. Onlardan uzak durduğunuz gibi uzak durun. Hı. Yani mesela dedim ya ayeti
Bir, söyleyen, söylenilen. Maka, maksat, sebep. Mesela söyleyen, söylenilen. Mekan, mekan, o öne mekanı önemli. Zaman önemli. İkindi de mi oldu bu? Ve söylenilen o kişinin o haleti. Mesela bir misal söyleyeyim. Misal. Örneğin. Yani bir şeye ihtiyaç duymuş da söylemiş. Mesela Kur'an'da ve hadiste şöyle bir müjde yok. Ne mutlu o baklava yiyebilenlere. Ne mutlu baklavayı çok yiyenlere. Böyle bir şey yok, değil mi? Tam tersine diyor ki sevdikleri, en çok sevdiklerinizde vermedikçe. Mesela hadisi şey yapayım sana. Tebessüm etmek sadakadandır. Ben bu sebebin üzülüne bakmadan, toplumu keşfetmeden, ben buna o toplumun psikolojisini çözüyorum. Benim için bu tabi, benim için ayağıdır o zaman. Bu söylenilen hadis, mekan, Mekke miydi, Medine, Mekke'de. Bu söylenilen şey, benim gibi, beni bu kanal açtı. Ben oraya giriyorum Mekke'ye. Giriyorum, ha tebessüm etmek sadakadır bunu diye bilmesi için, demesi için o asırdaki insanların mahkeme duvarı gibi zalim gaddar olması lazım ki buna ihtiyaç duymuş. Bu çözümdür. Bu ilaç, bu hap veriliyor. Demek ki hastalık zıttı. Baş ağrısına veriyor doktor sana ilaç. Başın ağrıyor değil mi? Tırnağın ağrımıyor ya. Baş ağrısı için vermiş. Ya kemik değil ya. Gözün ağrıyor. Damla vermesi gerekirken doktor baş ağrısı vermiş. Vermez ki. Ha, Allah Resulü diyor ki bak baş ağrısı için verileni sen göz damlasını, aspirini çöz gözü damlat. La kardeşim aspirini içmek için. Diyor ki tebessüm etmek sadakadandır. Denebilmesi için toplumu hayal edin. Mesela kadına Allah Resulü de beşeriyettir. Konuşuyor. Bir kadın gelmiş kocasına şikayetçi. Aynı ayet. Bilmem. Kocasına şikayet etmeye kalktı. Allah Resulü pek dinlemiyor. Ya dur da yani. O da bedevi. Ya bir konuşurken girme yani. Olsam ben zaten fevran ediyorum. Dur lan dur işte ya. Ama aradan giriyor hem de. Toplum içine kadın geldi. Erkek bir şey anlatıyor ya. Tam böyle uçağı kaldırdı. İrtifa almış gidiyor. Lan bir indiriyorsun lan. Orada neresi ineceğim? Havalimanı mı var ya? Giriyor. Olsun. O sırada Allah'a bakın bir de peygambere verme. Ondan sonra pek teveccüh etmiyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Kocasını şikayet eden, gelen o kadının şikayetini duyan Allah'ıma ben diyor. Duyan Allah'ıma ben. Vay o kocanın haline. Ben onu duyanım ha diyor. Ondan sonra ya Rabbi. Böyle Allah böyle tutup şey olması geliyor yani böyle. Böyle bir Allah'tan korkulur mu ya? İnsan keyif alıyor ya. Onu duya, o şikayet için gelen kadının duyanım diyor. İstersen geri dönme. Amaya da öyle yapıyor. Şimdi devam. Neredeki sırları bilin. Of. Yani. Neler var he? Tabii. Kalbinizdeki gizli sırları biliyorum diye. Peki. Ben dün mesela akşam yatarken dedim ki benim çok şeye muhtacım ama sebebi yok. Ama inanıyorum ki sebepsiz de benim derdime derman olacak. Benim öyle bir sahibim var ki inancım. Her şeyime, bütün ihtiyaçlarıma cevap verecek bir Rabbim var. Koy bu karaya. Ha haşa. Buna ustad iş güzel diyor. Öyle bir Rabbimiz olsa ki işte öyle böyle bağımızda bulunmuş. Bizi de yaratmış ama her isteğimiz olmuyor işte. Böyle bir Allah'ın kutsiyeti böyle değil. Yani biraz böyle eksiklikleri de olsa biz içsel çökeriz ya. Yani bu kadar Rabbimizin sonsuz sıfatlarını inandığım halde ben buysam biraz eksiklik olsaydı. Duman olur. Benim Rabbimin böyle oluşu bana keyif veriyor. Vallahi gurur duyuyorum Allah ile. Sonsuz olması. Yani ya eksikliği olsa? Mesela şöyle düşün. Çıraklara söyleyin. Tamirhanede. Çık akşam paydostan söyle. Her çırağı söyleyin. Bu sanayide en iyi tamirci kim? Benim usta. Çocuğa sorun. Bu şehrin kabadayısı kim? Babam. Benim babam bütün babaları döver.
Öyle inanılmazsa rahatsız zaten rahat edemez. Benim hocam, benim abim. En iyi canım. Onun daha şey olur mu? Zaten devam edemez. Benim ustad kim? Asıl Mehdi'si. İnanılmazsa zaten orada devam edemez. Ben devam ediyorum bu ustadla ama Mehdi o inansa. Burada nasıl devam edeceksin? Onun için kafamızda kim var Mehdi? Olsun olsun da namaz kıl diyorum. O senin Mehdi olsun. Bitireyim de sonra ara vereceğiz. Sıpurayı. Nasıl soktu bu? Akıl hakim yapan bizim ne uzatıyor Mutezili? Akıl hakim yapan İslam 72 fırkanın içinde Mutezili olduğu için onu tahlil ediyorum ki tahkik ediyoruz, laboratuvara sokuyoruz ki nasıl kaydı? Onun için uzatıyoruz yani. Yani aslında aklı bizi aklı tanımak için yani zaaf ve güçlü yönlerini alacağım. Onun için Mutezile nasıl düştü? Ondan fazla irdeliyorum. Usta Risale-i Nur'daki bununla Mutezile hakkındaki her kirlemeye sorguladım onun için. Onun için duruyoruz yani. Aklın aslında tefriti değil mi bu Mutezile? Yok. İfratı. Tefriti Şia. Aklı devlet iş yapıyor. O his. Bütün din Kerbela. Böyle. Allah haşa. Ayetullah ne demek? Ayetullah Hümeyni, Sistani vesaire kim bu? Tanrı'nın Hristiyanlığı bir benzeri. Tahkik ettiğim için Şia hakkında benim 5-6 tane saat dersim var. Aleviler hakkında 3 tane dersim var. Bilerek söylüyorum. Tanrı, Allah demeyeceğim. Tanrı yeryüzünde temsilcisi. Ayetullah demek Allah hakkında ayet söyleyebilen, karar veren, Allah adına hüküm sahibi olan. Sen cehennemliksin dese cehennemliktir. Cennetliksen sen cennetliktir. O Tanrı demiştir. Ayetullah demek yeryüzündeki Allah'ın ayeti. Allah adına konuşan. Ya oluyor. Tabii. Onun için bu tefrit. Aklı devre dışı. Akıl yok. O ne değilse yok. Mutezile ise yani temsilcisi İran, temsilcisi Suudi Arabistan. Onun için zıt. Aslında inançları şeye dönüşmüş, siyasal harekete dönüşmüş. Ne var ya bu Vehhabilerle Şialar çatışması? Yani zahirde öyle. Bundan. Sana bu lakabı da Hasan-ı Basri taktığını söylüyorlar. Mutezile ismini. İtizal etmiş, kendi söylemiş. Evet, ayrılmış. Ben itizal ettim dememiş ki. Hasan-ı Basri demiş zaten. Kim o? Bizden itizal etti. Sıyrıldı. Netice itibariyle Allah'ın fiilini insana vererek inkara düştüler. Yani aklı görüyor musunuz? İfrata etti, ifrat. İnsanın fiilini insana vermiş. Halk-ı şer, şerdir dedi. Şer'i Allah'a vermedi. Şer'i insan yapıyor dedi. Fiili insan. Bunu akıl yapıyor biliyor musunuz? Aklın onun için üzerinde duruyorum. Allah'ın kendisini değil fiillerini inkar ederler. Allah'ın değil fiillerini, Allah'ın fiillerini yani bütünsel olarak celali tecellilerini akılları küçük, kurumuş akılları, kurumuş diyor. Vahiy suya benzetiyor. Kurumuş akılları, sönmüş akılları diyor. Su için söylüyor. Onu kavrayamadığı için orada neşinema bulmamış bitki. Kurumuş toprak yani. Ben Sivas şeylerine geliyor. Erzurum o kurumuş o Urfa'ya daha önce su gitmemiş asırlık kupkuru topraklar vardı. Ona benziyor. Kurumuş akıl yani. Orada bitki mi büyür? Büyümez. Sonra su verdikleri zaman senelerce geçmiş bu şey su baraj yapılmış ya Urfa'da o zaten GAP su verilmiş verildiği halde doymuyormuş ya. Tamam mı? Doymuyor. Ne olmuş biliyor musun? Taşlar erilmiş toprağa dönüşmeye başlamış şimdi. Su vere ver. Bakın en kesip ile neşinemaya sebebiyet veriyor. Şimdi kurumuş diyor. Kurumuş deyince kafanı kaldır böyle. Böylelikle insana fiilinin halikı derler. Bunların halinden futur getirme ya Muhammed, ey Resulüm diyor. Bize de aramızda böyle aklı hakim yapmış. Olmaz. Yani böyle sorgulayıp yargılayıp ikide bir dışarıya atan şey yapan hüküm veren sanki Risale'nin sahibi hain, zalim bilmem ne yok ya. Yani külliyatta şeyse bu yanlış, bu da doğru. Fikişi sorgulama fiiliyatını, sıfatını sorgula o kadar. Niye bunları ikna edemezsin? Niye bunları ikna edemezsin diyor. Niye edemezsin? Çünkü aklı hakim yapmış. Sen ne yapacaksın ki? Akıldan daha üstün akıl yok ki.
Biz ne yapacağız? Vahiy göstereceğiz akla. Zaten vahiye bakıp yapıyor. Biz ise aklı hakkı, aklı aklımıza değil, bakın biz aklı aklımıza değil, peygamberimizin yorumlarına ve onun takipçileri olan asıl imamlarına teslim ediyoruz aklımızı. Çünkü mesele de diyor ki, aklın daha bilir ki, aklın daha bilir ki her şey aklı değildir. Her şeyin aklı olmadığını akıl da bilir diyor. Biz ne yapıyoruz? O ayeti hayata dönüşmüş şekli peygamberimizin sünneti. Dün peygamberin sünneti belki Lami, bugün yayına girdi dinlemenizi isterim. Dün akşamki canlı yayın. Belki Lami, yani sünnet-i seniye belki Lami'dir diyor. Yani biz niçin sıyrılıyoruz Vehhabilerden farklı olarak? Aklımızı Allah Resulü'nün aklına misafir veriyoruz. Ben nasıl anlayacağım Resulullah? Asıl imamlarına teslim ediyoruz. Mektubatta var böyle, Terbiyat-ı Tisa'da. Diyor ki, vesvese ve vehimde nasıl kurtulursun? Senden önce gidenlerin ittifaklarına ittifak etmek. Bilmem şeylerine cem olmak. Üç tane sıfat söylüyor. Aklı başka bir insanın aklına teslim etmek doğru mudur? Ya ne olacak peki? Ve onun aklımı onun aklına teslim ettim. Doğru mu yani? Doğru olur mu? Ama aklımı aklı Kur'an olana peygamber. Çünkü ayet söylüyor. O ne söylüyorsa in huve illa vahyu yuha. O benden söylüyor. Bana dememiş bunu Allah. Sana da dememiş. Peygamberin aklı kül olmuş. Aklı Kur'an olmuş. Kainatın aklına Kur'an diyor zaten. 110. sayfa sözlerde. Tamam? Ha, şimdi peygamberin aklı Kur'an. Aklı olmuş. Ahlakı Kur'an. Öyle diyor. Hulukul Kur'an. Ha, o zaman ben ona tabi olursam aklım Kur'an'a tabi olmuş oluyorum. Çünkü Kur'an'ın eylemsel halidir. Ama onun dışında, yani onun takipçileri dışında Ahmet Mehmet'e beşeriyette tıp noktasında aklımı sana teslim ederim. Demek ki aklı akla teslim etmek bir açıdan doğru. Doğru. Yani işte tıp noktasında mesela teslim olmak, onun tavsiyelerine uymak. Veya hukuk noktasında. Evet, aynen öyle. Ama bu tabii içsel yapılanmadan bahsediyoruz. Bu fiil bu. Bedensel ahval, tıpta, efendim hukukta, işte anne babalarımızın şeylerine vesaire. Buna teslim oluruz. Onu zaten dinimiz söylediği için. Dinimiz diyor ki, din de bunu. Din söylüyor. Mesela diyor ki hekime azıka teslim ol. Mesela bir misal vereyim. Burada söylüyorum. Ramazan geldi. Bana anlatsan Resul. Abi şöyle şekerim var, böyle var, böyle tansiyonum var. Tutamazsın. Tutmasa Resul'dur kefaret tutacak. Ama sana gelse sen hekime azıksın. Çünkü oruç tutup doktorluk yapıyorsun. Oruç tutmayan doktor hekime azık değil. Oruç hakkında konuşamaz. Tamam mı? Oruç tutan bir doktor söylüyorsa sen tutamazsın dindir. O dindir. Tutup da helak olursa mesul olur. Çünkü bir ayet var. Bilerek kendi hayatınızı tehlikeye atmayınız. Ama bakın ben hocayım vesaire veya bu işte meşgul desem din değildir. Sen dersen ha niye hakim ediyorsun? Bu bedensel. Bu konu itikat bu. Mutezile onu konuşuyoruz. Kur'an'ı hayata yorumlamış, hazmetmiş, uygulamış Allah Resulü. Bunu biraz fazla durduk ama bu işimizin biraz püf noktası. Aslında tek başına hep şey şu oluyor. Akıl tek başına sanki şeyi bulacakmış gibi bir şey var. Yani aklı evet. Hani kendin düşün, kendin bul, hiç kimsenin gibi. Elinde kalma gibi bir evet. Şey. Tuzak işte. Tuzak öyle. Tuzak bu. Yani aslında akıl hiçbir noktada şey. Akıl yok. Bize yeter diyor da. Aklım bana yeter evet. Diyor da. Onun için mutezil olmuş. Akıl bana yeter diyor. Aynen. Yetmez. Ama sana burada bir sır var. Sen şimdi aklımı hekime teslim ediyorsun ama orada sen çaresiz kaldığı için teslim ediyorsun. Yok o beşeriyet. Onu bununla karıştırmamak lazım. Değil mi? Tabii tabii. Mesela hukuk. Hukukta teslim oluyorum avukata. Akıl kendi başına yönetemez kendini. Cümlede bak. Yani. Peygamber'e teslim olmayan kafada, akılda zorbacı kim olur? Peygamber'e teslim olmayan bir kafa. Tamam. Yani tamam, ne olur? Bu nasıl bir tip insan çıkar?
zorbacı, tahakküm eden, hakimlik taslayan, başkasını hak tanımayan, kendi lezzet ve menfaatini takip eden, bencil, enaniyetli, kibirli olur. Mutezile aklı nakle tercih etmiş. Sözler 441. Mutezile niçin bu hale geldi? Son şeyimiz oldu. Aklı nakle tercih etmiş. Aklı tercih etmiş. Yani esas akıl almış, aklı aldığı gibi yorumlamış. Oysa biz de biliriz ki her şey aklımız almıyor. Şimdi biraz da devam edelim mi? Yani akılla nakil çatışmadan evet. O aklı şey alıyor. Evet. Ama aklı nasıl terbiye edeceksin? Evet. Bak şimdi ilk önce aklı vahye teslim edeceksin. Daha çocuğu. Çocuk büyüyor. Şimdi şöyle düşün. Ben ilkokulda hocadan ders aldım. A, B, C, Ç, 1, 2, 3, 4 çizgi çizdirdi. Öğrendim. Bana öğretti diye ben büyüdüğüm zaman hocamdan daha alim olamaz mıyım? Bilim adamı olamaz mıyım? Adam ilkokul öğretmeni yetiştirdi, profesör olmuş. Öyle değil? Evet. Ha, aynı bu örnek gibi aklım çocukken peygambere teslim oluyorum. Öğretmen. Kur'an'a teslim olan akla teslim olmak. Bakın Kur'an'a teslim olan akla teslim olmak, akla teslim olmak değildir. Kur'an'a teslim olmaktır. Mesela hizmet edene hizmet etmek diyor Risale-i Nur. Risale-i Nur'a hizmet etmektir. Bir daha. Hizmet edene hizmet etmek, hizmet etmek, hizmete direkt hizmet etmektir. Niçin? Hizmet ediyor. Peygamberimizin aklı Kur'an mı? Hulukul Kur'an. Siz Kur'an bilmez misiniz? Onun ahlakı Kur'an ahlakı. Ha. O zaman ne diyor? Aklı Kur'an olmuşsa peygamberimize, benim aklımı da peygamberin aklına teslim edersem ben peygamberin aklına teslim etmiş olmuyorum. Onun vasıtasıyla Kur'an'a teslim etmiş oluyorum. Çünkü onun beşeriyetinden çıkmış, onun aklı Kur'an olmuş. Sözler 400. Başka ayetlerde tafsil ettiği için kısa keser, aklı havale eder. Ben cümleyi aldım. Metni okumak isterseniz 400. sayfada orada. Uzun olmasın diye. 400. Bir daha. Resul metni çok sever de. Başka ayetlerde tafsil ettiği için kısa keser, akla havale eder. Ben size bu paragrafa Resul akıl olduğu için araştırma. Akıl cihetiyle bunlar ne alakası var? Bize ne getiriyor? Çok ayetlerde akla havale eder. Yani sanki edebiyatta var ya giriş, gelişme, sonuç. Sonunda başta mesela Risale'de şöyle başlar. Dikkat ederseniz. La teşvi ve la temsil. Kur'an'da da öyle mesela. İlk girerken hangi esmadan bahsedileceğini başlar. Hakim-i Zülcelal, Hafiz-i Zülkemal diye başladı. Ha, hafız izah edilecek. Sonra en son bittiği zaman, bu anlattığı zaman onları icmal eder. Esma ile tafsil ettiğini bir esma ile icmal eder. Hulasa fezdeke yapar. Sözlerde hatırlarsınız. Fezdeke. Yani o aradaki uzun gelişmeyi kavrayamazsın ama başı esma, sonu akıl. Yetişmiş akıl. Terbiye olmuş akıl. Fezdeke o. İcmal ile diyor hıfz ettirir. Tafsir ile ikna verir. Abi. Bir daha söyle. İcmal ile hıfz ettirir. Tafsir ile ikna verir. İkna verir. Çok ayetlerde akla mal eder. Eğer taakul akla hakim olmuşsa ki aklı başına almış olur. O zaman istikametli akla havale ediyor. Yani istikametli aklı Kur'an'a şahit yapıyor. İşte o doktor mu? İstikametli akıl ne? Kur'an'a tabi olmuş. O zaman istikametli akıl Kur'an'a şahit oluyor. İstikameti kaybetmiş bir akıl Kur'an'ı şahit yapamaz. Yani okuyayım. Aklı olmayacağını, aklı olamayacağını akla havale ederek akla da tasdik ettirmek istiyor. Mesela bir misal. Sözler 405. sayfada halbuki Kur'an'ın vukuat ve ahvali maziyeye dair ihbaratı aklı bir iş değil ki akıl ile ihbar edilsin. Belki semaya mutevakkıf nakildir. Mesela Kur'an geldi, geçmişten haber veriyor kavimlerden. Kur'an demese biz parkura yeni girdik.
Kur'an dememiş olsa, geçmiş helak olmuş Nuh kavmi. Helak olmuş gibi. Nereden bileceksin? Böyle bir şey olduğunu nereden bileceksin? Yani akıl yaşan değil, gelecek yaşanmamış. Yaşanmışı da bilemiyor. Birisi sana demese. Bir daha. Biz geldik mi dünya? Demeyecek misin ki benden önce de mutlaka insan vardı. Peki nasıl? Bul bakalım hadi. Akıl mutlaka kimse. Değil yaşanacak, değil geleceği, geçmişi bile bilmiyor. Kur'an demese. Öyle değil mi? Yaşanma, yaşanacaklar olan geleceği niye bilmiyor? Bırak onu. Yaşanmış, bilinmişi bile bilmiyor. Birisi sana demese. Nukal, tufan nereden bilecekti? Ne dedi burada? Çünkü mazideki toplum ve milletlerin ahvali maziyi görür ki ittifaki meselelerde musadikane onları tezkiye ediyor, ihtilafı meselelerde musahiyane onları faysal ediyor. Peki niye koyuyor buna? Nuh kavmi, Semud kavmi, Ad kavmini koyuyor. Ha. Diyor ki bir kere onu akıl yol bulamaz maziye. Bilmez. Kur'an diyor ki böyle. Orada ne yapıyor? Çok şey yapıyor da bir tanesi ahval-i maziyi Kur'an görüyor. İttifaki meselelerde, yani peygamberlik, tamam mı? Peygamberlik meselesinde ve şeylerde bak diyor aynı şeyi söylüyorlardı. Ben bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi, kitap gibi, Kur'an gibi sorum. Musahiyane meselelerde musaddikane onları tasdik ediyor. Bak şöyle şöyle doğruları vardı. İhtilafi meselelerde peygamberleriyle başlarına neler gelmiş. O faysal ediyor, ayırıyor. Akıl ancak semadan gelenleri nakleder. Çünkü onlara şahit değil insan. Bilmiyor, şahit değilim ki bileyim geçmişi. Bu asın insanlarını irşat ederken mazideki kavimlerden misaller vermek, onlardan kanunlar çıkarmak ve asrın insanlarına malzeme vermek aklı bir iş olur mu? Olmaz tabii. Nasıl yapacaksın? Ancak sana, yani mesela Semud kavmi. Ne yaptı? Ha, diyor ki bak böyle böyleydiler. Böyle Salih peygamberi gönderdi. Tamam. Böyle böyle bir devesi vardı vesaire. Oradan bize kanunlar çıkartıyor. Tamam. Ondan sonra diyor ki bak yapma. Aynı kanun sizler de işler. Ama ne yapıyor burada? Onların böyle bedensel bir musibetini bize vehim ve vesvese, psikolojik hastalıklar yapmış. Onu da söylüyor. Mesela onların haletlerini dişe vurdu, helak oldu. Allah Resulü istemiş Allah'a böyle suratını çevirme. Dünyada da böyle şeyler fazla vermedi, kabul etmiş ama iç alemini unutturmuş Allah. Mesela Semud ve Ad kavimlerinin o bela ve musibetlerin haletlerinin fiilde de gözükmüş, yok etmiş, çökertmiş, taşamış. Bizim içsel alemimizde taşlar yağıyor, alevler yağıyor. Lut kavmi gibi çukurlar oluşmuş. Lut gölü olmamış orada yaşadığım evde. Lut gölü adetini yaptım ama evim aşağı doğru gitmedi ama aşağı doğru ben gittim. Bu daha beter. Dibine iniyorsun. Kanunlar çıkartıyor bize. Ne diyor? İnsanlarına asın insanlarına malzeme vererek akli bir iş olur mu? Çünkü naklettiği halde aklen anlatmakla zorlanıyor da, yani var olanı anlatmak bizim kavramamız, akıl zorlanıyor da, o örnekler olmamış olsa, o olmamış olsa, yeni demiş anlatsa, akıl nasıl anlayacak? Ve son keseceğim, ara vereceğim. Bir daha, naklettiği halde aklen anlamakla zorlanıyor da, ya olmayanı, olmayanı anlatacak şimdi yeniden. Yani bakın bir daha söylüyorum. Mazi malzeme olmuş akla. Yeniden bir şey yapmıyor Semud kavmine. Semud kavmi bize malzeme olmuş. Bunda zorlanıyoruz da. Ya olmamış olanı yeniden sana bir sistem anlatsa ki bunu 406 sözlerde diyor. Bunu okuyorum kesiyorum. Delil yaptı. Bir tane metne 405 delildi. 405'e de 406 delil. Çünkü o hakaiki gaybi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi hükemaları
o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişemediği malumdur. Yani ne demedi? Söyler, söylemesini de söyler, söylemesini de doğru olduğuna kendisi emin olamaz. Mesela ben bir şey söyledim felsefe. Şimdi ben bir şey söyledim Osman, tamam mı? Yani Risale-i Nur yok. Söyledim, mihengim yok. Bu budur arkadaşlar psikoloji. Böyle inan. Peki doğru olduğunu kim söyledi bana? Ben bile şüpheliyim. Bana bir tanesi demedikçe evet Hasan ve inandığım kutsi, benden yüksek, bu işi iyi bilen bana dese ki evet Hasan doğru, ha, o zaman emin olur. Yani aklın iktizası budur. Aklen bulduğum bir şey, aklı kül, üstün bir akıl aklıma evet bu doğru, bu yanlış demedikçe ben yine emin olamam. Hep acabadayım. İsabet etsem bile gene şüphedeyim. Akıl zaten acabayla ilerliyorsun abi. Evet. Olması. Söyler söylemesine de doğru olduğuna kendisi emin olamaz. Devamlı zanda, acabada kalır. Emin olamazsa şüphelerden kurtulamaz. O zaman emin olabilmesi için bir aklı kül, bütün akılların sahibi doğru dedi. Burası doğru, burası da doğru, burası yanlış. Bu sefer biz mesela Allah, ahiret var mı öldükten sonra? Şüphede değiliz. Bu budur. Niye? Akıl yol bulamaz. Kabirden sonrasını akıl bulamaz. Çünkü akıl alem-i şehadete ait bir cihazdı. Yani termometre sıcaklığı ölçer. Barometreyi değil. Basıncı ölçmez. Benim aklım kabir sonrasını ölçemez. Ancak kabul eder ve hikmetini araştırır. İlletini bulamaz. O zaman ne yapmam lazım? Akıl diyecek ki aklı kül, bütün akılların sahibine bu aklı teslim etmek akıllılıktır. Şey diyor abi, Hazreti Ömer Efendimiz ya Resulullah, ben önce bu akıl benimle olacak mı diyor. O da bahsettiği akıl hangi akıldır? Evet diyor. Yani mesela aklı şey yaptığı zaman mesela his hakim oluyor ya. His hakim olunca köfene gireceğim, çamura gireceğim, uf ilk gece Allah falan, bu hissidir. Allahsız düşünmek oluyor. Yani Allah'ı devreye katma, Allah'ın merhametini, cemaatin şahsi manevisinin nimetini, senin bu kadar güzellikleri de var. Evet, günahından dolayı bu düşünüyorsun. Bu günahından dolayı kefenleneceğim falan. Yani bak akıl devrediş. Orada bu akıl olacak mı? Yani Resulullah'a verilmiş bir akıl, şekil almış bir akıl. Yoksa öyle böyle bırakılmış bazı müstakbel. Yani bu hakim olmayacak mı? Bu akıl olmayacak mı? Yani terbiye olmuş. Kur'an'a tabi olmuş bir akıl. Tamam mı? Ha. Onda o, evet bunlar hepsi seninle beraber olacak diyor. Aklın vasatı da olduğuna bir delil. Ve son. Bunu okuyorum, ara veriyorum. Bir dakika. Aklın bir de vasatı var. Bir delil nedir? Aklın vasatı neymiş? Haddini bilir, hududunda kalmayı bilir. Aklın vasatı neymiş? Haddini bilip hududunda kalmayı bilir. Tahakküm etmez. Bu tahakküm başkasına hükmetmek olmaz. Aklını hakir görmek, basit görmek, kibirlilik şeyi ya. Bu ifrattır. Tefriti ise hiç bu işte meşgul olmaz. Ne anlatıyorlar ya aşağıda ya? Ne konuşuyorsun ya? Neyle meşgulsun? Tamam. En azından bu saatte yatacaktık pazar. Bazen çarşamba dersi yapıyoruz Gafur'un orada ya. Yani diyorum ki Risale'nin dersi değil. Kardeşim hayatımızın her tarafı Risale değil ki. Şimdi maç konuşacaktık. Spor'u konuşacaktık. Maç konuşmayalım da arkadaşlar çay içti falan. Hadi biraz böyle düşünsel, düşündüklerimizi konuşalım. Öyle bir ders. Ondan sonra piş 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 piş. Şey yapıyoruz da itiraz etme. Çünkü Risale'nin dersi değil. Şimdi bak aklı da öyle. Şimdi ne yapıyorlar ya? Bunlar ne yönelmiş? Okula. Aklın tefrit mertebesi. Risale-i Nur'un değil tabiri aklını araştır demiyor. Risale-i Nur'un harfleri, işte harfleri diyor. İşte kelimeleri diyor. Öyle mi demiyor mu? Risale'nin işte harfleri, işte kelimeleri. Tahkik eyle. Fecme havassa, havasların topla. Bir hayri tümüme, havasların sıfatlarını toplamaya hayır tamam olur. Neyini? Harflerini bile. Peki var mı Risale'nin de böyle bir şey? Vesveseyi yaptım ben. Vav ve sin. Serseriyi yaptım ben. Zelzeleyi yaptım. Yani vesvese nedir? İki harftır. Dört tane gözüküyor. Ves, ves, e.
Ves, 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 e. Aslında vav vesin. Harflerin vav hangi tabiatlıdır ya? Ateş midir, toprak mıdır, su mudur, buhar mıdır? Yani 5-6 tane der, sonra dedim yanlış anlaşıldı. O çökerttiler ya, çökerttikleri için o harflerin sıfatıyla vesveseyi anlatma dersimiz var, 6-7 tane ders. Siteyi çökertildikten sonra aktif değil Osmanlı. Mesela ifrat tefrit vasatı diye. Vesvesenin ifrat tefrit vasatı belki de 5 tane var. Ve böyle şeyimiz yoktu o zaman. Kameramız yoktu. Ümraniye dershanesinde yaptık, orada kamera vardı. Neyse bitireyim. Bir daha. Aklı acaba Vehhabi mi benimsin? Aklın Vehhabi mi? Şia mı? Nurcu yani burada cemaatin içinde. Ben Vehhabi mi? Şia mı? Meşrep olarak söylüyorum. Meşrep. Şimdi diyor ki tahakküm ederse, aşağılarsa, tamam, sorgulayıp yargılarsa hüküm alma. Hizmetin dışındasın lan. Sen hainsin lan. Sen kaybettin lan. Hizmete zarar veriyorsun lan sen. Yani külliyatın sari ifadeleri olmadığı yerde söylüyorum. Yani bu kişinin kaybetti diyemeyiz. Bu sıfatı yanlıştır. Tamam. Bu sıfat yanlıştır. Bu sıfatlar yanlıştır. Şunlar doğrudur. Ha bunun sahibi onu bilemem ben. Allah'a. Ama bu yanlış. Bunun dışında birbirine tahakküm ederse, aşağılarsa, basit vakir görürse, hele hele hainlikle çok acayip fırtınalar estirirse bu akıl ifrattadır. Tahakküm ediyor. Tefrit ise hiç meşgul değil. Fak balı. Hiç. Pascal çağrını. Hiç umrunda değil. Hiçbir şey. Efendim hizmet mi varmış? Dava mı varmış? Benim de bir sorumluluğum mu varmış? Taşın altına elimi mi koyacağım? Fatura mı gerekiyor? Yani hizmette bir şey mi lazım? Ben bir şey mi meşgulüm? Yani kendine bir sorumluluk almıyor. İlle hizmet edemiyorum. Evde de öyle. Evde baba mıyım, anne miyim, çocuk muyum, kız mıyım, dede miyim? Hiç. Sanki yok. Sorumluluk almayan içsel bir darmadağın olmuş. Mesela 200'de giden bir araba, bir plastikle sertleştirilmiş plastik arabalar var şimdi. Öyle plastik böyle. 200'de giden bir araba vursa bir yere ne olur? Darmadağın. Sorumluluk almamış anne, baba, çocuk, kız, kimse evde, yani almamışsa içi nasıldır? Darmadağın olmuş. Radyatör bir tarafta, lastik bir tarafta, şanzıman bir tarafta, direksiyon bir tarafta. Sorumluluk almak bütünsele gelmektir. Yani hürriyet odur. Köle insanlar sorumluluk almazlar, köleler. Sorumluluk alanlar hür insanlardır. Olayın arkasına geçmiş, olayı yönetmeye çalışıyor. Olayın içinde boğulanlar sorumluluk almazlar. Kaçış yaparlar. Evlenmezler bunlar. Ondan sonra harvar olurlar. Yani bir yatırım yapmazlar. Bir evine yatırım yapma, ev almaya gayret etmez. Tamam böyle. Hazırcılardır. Ahtapot gibi. Faizde kafayı takarlar. Faizde şey yapalım. Lan biriktirsen. Mesela hazırcıların bir psikolojisini söyleyeceğim. Bağışlayın kızacaksınız ama. Altın aramaya çalışanlar. Bunlar sorumluluk almayan. Onu bunun sırtından geçiren tiplerdir. Ne demek? Çalışmayın. Hazır bir küp bulayım da yapayım. Her şeyden sıyrılayım. Bir tanesine öyle demiştim. Kardeşimizin babasına. Emsal aldık onunla. Dedim ki kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? Oğlunun şehit parasını ve şehitlikle bağladıkları maaşı, kendi birikimlerin hepsini harcamış. Maraş'ta dediler, zonda da atladı, uçakla arabasıyla gitmiş. Altın bulmak adına. Doğru söyle dedim. Altını bulmak adına harcadığın parayla ne kadar tahmin ediyorsun, bulmayı tahmin ediyordun? Bilmiyorum ama şu kadar. Peki o yolda harcadığın parayla hep altın alsaydın, peşine koştuğun miktar altın kadar almış olur muydun? Yemin ederim daha fazla altın alırdım dedi. Sonra itiraf etti. Hasan kardeş, altın aramak gibi koşuyoruz. Altın değil o aslında. İçeride biz de ne aradığımızı bilmiyoruz. Aslında içerideki ciddi bir boşluk. Bak bu arkadaşlar, yani hizmet edeceğim bilmem, yalan, küllümen yalan. Araba alıyorum abi, derse gideceğim, dersi için arıyorum. Küllümen yalan. Nefis aldatıyor. Hani hizmete de gideceğim diyorsa tamam. O altı nedir o? Çalışıp birikim yapmıyor, yapması gerekeni yapmamak. Cümlemi şuydu. Yapması gerekeni yapmamakla ne yapıyorsa o iş onun işi değil.
Benim yapmam gereken nedir bugün ders? Ben bunu yapmayıp da dershaneye duvar örsem o iş benim işim değil. Yapmam gereken işi yapmamakla ne yapıyorsan o iş senin değildir. Yanlıştır o. Doğru da olsa o yanlıştır. Şimdi senin kardeşin bu dünyaya hizmet etmeye, kitap okumaya, çoluk çocuğun yerşesini kazandıktan sonra kalan zamanı kitap okumaya iktisat ve kanaatla geçir. Ne Allah Resulü'nde bu var, o şey hazine arama, ne de ustatta ne de alimlerde var. Yani, tamam. Onlar isteseydi cinlerle getirtirlerdi. Tamam? Alın altına koyalım. Bizim işimiz bunun peşine koşmak değil. Hazine burada. Kendisini kendinde kaybetti. Bak kendisinde kendini kendi kaybetti. Yine bulam kendimi. Yine kendini bul. Hazine burada. Burada hazineyi bulamayınca oraya saldırıyor. Ben haşa birisini itham etmiyorum. Arkadaşlar bu davranışın psikolojik boyutunu söylüyorum. Ahtapot gibi bedavadan geçinmek, ter dökmeden, emek vermeden sahip olmanın özellikleridir bunlar. Tamam bunlar. Bunlar ne olur? Yargılarlar, sorgulayan tiplerdir. Eleştiren en çok bunlar yapar. Öyle. Şimdi ifrat akıl tahakküm eder. Aklı kendisini hakim yaptığı için salih yanlışlar yani kaidelerin dışında kendi özel hükmeder. Hain, zalim, hizmete zarar veriyor. Bu aklın ifrat modu. Tefrit ise fak balığı gibi. Ne birikim yapar, ne sorumluluk alır. Evde adam mıdır, kadın mıdır, hiç yaşıyor mu? Sorumluluk almaz. Hür zanneder, köle olmuş, köle, nefsine köle olmuş. İşte o tiplerin evdeki modelini söyledim. Piyasada çalışmayın, birikim yapmayın. Yani bir şeyden, mağaralardan, taşların içinden, şundan buradan medet bekleyen ahtapot tiplerdir bunlar. Bunlar tefrittir. Tefrit ise hiç meşgul olmaz. İfrat ise kendi aklına yeteceğini zanneder. Evet, birinci versiyonumuz bitti. Yaparsak ikinci dersi de iş yaparız. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemîn. El-Fâtiha'tı mâsselâhâd. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Ve salâtu ve selâmü alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sâbî ecmain alâ Resûlina Muhammedin selâvât. Birinci derse devam. Bugün 134 mu? 134 tamam. 134 iman ikinci evet. Dersi. Şimdi birinci derste tevhid ve vahdeti konuşmuştuk. Böyle biraz değildi konumuz ama Osman da çok güzel bir şekillendirdi. Onu göstermek istiyorum ben de. Herkesin mal olmasını istiyorum. Kainat, Allah, insan. Tevhid yani şekil olursa insan daha iyi kapsıyor, daha iyi hafızasında kalıyor. Değil mi? Yata ediyor. Ehli dünyanın araştırması. %58 mi? 57 görsel eğitim tesir ediyormuş. %17 işitsel oluyormuş. Şimdi Allah kainat ilişkisi. Allah zıtları yarattı. O zıtların yarattı bütünlükte ama buna vahdet deniliyor. O bütünlük haline. Bu kainatın sahibine tevhid deniliyor. Yani bunu insan görüyor. Yani Cenab-ı görmesi. İnsan görüyor. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Bakıyor. Bakıyor. Yani kainat zıtlarla dersin birinci derse. Bu zıt ama bütünlüktedir. Bu Allah'ın böyle hakim olduğunu gösteriyor. Tevhid yani. Vahdet. Yani birlik var. Zıtlık olmakla beraber sizin. Bu sistem zıtların cemi yani. Ona vahdet. Bunun sahibine ona dönüyor. Tevhid sahibi oluyor. Şimdi bunu insana monta ediyor. İnsana taşınıyor bu. Hani 30. sözde geçiyor ya. Ben bu kainatı ben bu odayı nasıl yaptım? İlmimle yaptım. Allah da bu kainatı ilmiyle yapıyor. Yani kendisindeki küçük cüz'i ölçülerle büyük ve külli ölçüye intikal ediyor. Bunu monta edelim.
kainattaki zıtları insana monte edersek, kainatta ne vardı zıtların bütünselliği? Vahdet insana uygulanırsa sırrı vahdet olur. Sır. Vahdeti sır eklenir. Allah Celle Celaluhu bu zıtların kainatın sahibine, tevhid sahibi. Bunu da insana monte edilirse, bu tevhidi insana indirgenirse sırrı tevhid sahibidir. Sırrı tevhid sahibidir. O zaman kainata insana sırrı tevhid bakıyor. Cenab-ı Hak insana sırrı tevhid bakıyor. Böyle bir şey sahip. Yani dolayısıyla bu sırrı tevhid şeydir, akıl sahibi. Bu sistem. Bu sistem, bu akıl. Ekleyelim mi? Olur. Yani şu. Sistem derken orada... Yani şöyle, siz beraber yapalım, koyalım. Kainattaki, Allah'ın dışındaki iman, küfür, celali, cemali, tecelliler, melek, şeytan, zıtlar yani. 18 bin alem. Öyle diyelim istersen. 18 bin alem. 18 bin alemin bütünlüğü. Tamam. 18 bin alemin bütünlüğü. Yani şu. Tamam. Peki bu 18 bin alem bende bütünlenmiş. Bu nedir? İnsan aklı neydi daha önceki derste? Tılsım ve sır sahibi. Hem zıtları barındırıyor, hem birbirine geçiştirmiş. Artı 10 santigrat derece, eksi 10 santigrat derece sıfıra inmiş. Artı eksi sıfıra. Bu tılsım. Ama bunu tuttuğu da var. Artı 10, eksi 10 derece de duruyor. Bu da sır. İnsan bunu kim yapıyor? Hem tılsım hem sır sahibi. Akıl. Yani hem tılsım hem de sır sahibi olan akıl. Şu özene bak maşallah. Sırrı tevhidin tarafı, yani sırrı tevhidi yapan akıl değil mi? Evet. Sırrı vahdette akıl yok mu? Var. Sırrı vahdette... O zalim bütünlüğünü anlamadım. Yok yok, şu. Bize monta edilmiş, akıl yok burada. Yani aklı fıtri, fıtri yani daha. Şey değil, hakim değil. Yani fıtrat yani. Tamam anladım, ha, aklı kullanılmış hali değil. O değil değil. Monta edilmiş, kâin. Evet. 18 bin arş-ı azam, arş... Şey midir yani? Ona mevcudat desek... Mevcut olmaz o. He? Mevcut, şeceri hilkat ya. Tabii işte mevcudat değil mi o? He mevcudat da. Yani biraz genişlenir yani. Mesela o ona götürür, ona götürür. Şey kalsın bu. Mevcut demedi. 18 bin alem. Mevcut. Mevcut. Buna da vücut diyebiliriz. O da olabilir yani. Yani mevcudat tamam. İnsani berzak desek onu. Orta. 121 şualarda. Mevcudat. O mevcudat, orası öbürü vücut. Evet, ters yaptım. Mevcudat tarafı, vücut tarafı, vücut buluyor mu zaten insanın vücut tarafı? O öyle diyor zaten. 178 lemalarda, o mevcut vücut buluyor diyor. Evet, o mevcut. Vücut evet, buluyor. O mevcut vücut buluyor, evet. Evet, 178 lemalarda. Güzel. Bak ne kadar hoş oluyor. Nasıl yerine oturuyor külliyat. Evet. Tasnim, dikkat. Dikkatle okumak. Görüyor musun? Şimdi devam edelim. Çok çok şükür ya Rabbi. O zaman bu akıl bir aletti ya Hasan Hocam. Hı hı. Bu o zaman aletin özellikleri oluyor. Hem tılsım hem sır sahibi. Evet, evet. Evet. Sözler 414. Kitap olarak, defter olarak 250. 414. Evet, kalbi sekamsız. Kalbi sekamsız.
aklı mustakim, vicdanı marazsız, zevki selim her adam, Kur'an'ın beyanında güzel bir selaset, rana bir tenasüp, hoş bir ahenk, yekta bir feraset görür. Güzel bir selaset, bir. Rana bir tenasüp, hoş bir ahenk, yekta bir fesaat. Kalbi sekamsız, o da dört. Eşleşiyor herhalde. Eşleşiyor. Eşleştiriliyor zaten. Çok güzel ya. Çok garip yani. Buna eşleştirmeye ne deniyor külliyatta? Tasnif mi? Tasnif. Sonra tasnif yapıyorsun. Aslındaki ondan önce ne var? Tanzim mi? Yok. Tanzim de sonra. Tasnif de sonra. Yani hangi ruhla yapıyoruz onu? Nazmi? Nazmi mani. İşaret edeceğiz de ya. Nazmi mani ile tasnif ediyoruz. Evet. Tanzim ediyoruz. Üstad da hep zaten hep kullanmış yani. O 40 Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi budur. Nazmi manidir. İşaret edeceğiz de nazmi mani yapmış. Şimdi bak uygulayalım. Ama ne kadar ilginç, çekmiyor mu bak? Yazalım böyle. Tabii yazalım abi. Çok güzel olur. Şunu bunu bunu bu dursun. Nasıl yerimiz var? Şöyle yapayım. Her tarafında. Herhalde bu taraf olacak. Allah. Bir tarafa arızalı. Temiz bir sayfa. Tamam. Nasıl durdurabildik abi? O şeyler de ne abi? Şimdi o şey var şey ya. Defter koyma şeyi mi? Neyse sen otur burada değil. Sen Emre. O şeyde. Tamam otur ben artık şey yapalım. Evet. Söylüyoruz abi biz. Çardakta herhalde. Tamam. Çarlaktaymışım. Çabuk 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 sen git. Sen git. Emre git. Emre git. Orada bir sorun yok. Diyor ki ben onu yapayım. Evet. Kalbi bir kullandığını bir daha kullanma. Güzel bir selaset diyor. Rana bir tenasüp, hoş bir ahenk, yekta bir fesat. Gülşin gözüküyor değil mi? Dört tane yani. Hepsi birbirinden merdane. Arasan bulursun. Hepsi birer hazine. Tabii. Çıkıyorsun ya. Yani bu zannediyor ki harici öğreniyoruz. Bununla kendini tanımlıyorsun. Ben bu uyuyayım ya. Her bir ders mekan açıyor sende. Sana tümünü mü öyle eşleyeceksiniz yoksa teke tek yapacak mısınız? Teke teke ya. O zaman... Yani hepsini yazmayacak değil mi? Yok, bütünlü paragraf yapmayın yani. Kalbi sekamsızın karşısına güzel bir selaset. Aklı müstakimin karşısına rana bir tenasüp. Öyle yapmayacaksınız mı? Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Ama toplam parantez yaptınız ya, öyle yapmayın o zaman. Yok, toplam parantez değil ya. Toplam öyle şeyi koysam... Tek tek diye bakmayalım mı? Tek tek yapacağım. Bu, teki bu. Karşımda. Yani, toplam parantez... Yani arada bakar. Şey var ya, bu yazılar var ya diye. Yani hepsine bakar gibi anlıyoruz. Peki parantez. O zaman orayı kaldırayım. Tamam. Hatta şöyle yapalım mı? Kalbi ok sekamsız... Bir okta güzel bir selaset. Yani onlar birbirinin şeyi. Şuraya. Kalbi sekamsız olan. Şu. Şunu diyorsun. Yok oraya ok koymayalım abi. Değil, o gelmiyor. Çünkü kalbi sekamsız yani. O olmuyor.
Diyor ki, Kur'an'ın beyanına güzel bir selaset. Bak, güzel bir selaset. Şuraya başka renk yapayım. Güzel bir selaset. Rana bir tenasüp. Beyanda bu virgüller var tabi, eksik olmasın. Hoş bir ahenk. Vicdanım var. Yekta bir ahengim vardır. Zevkin değil mi? Yekta bir fesat. Yani yekta bir fesatım var. Fesat. Yekta bir fesat mı istiyorsun? Tabii. O zaman git zevki Selim. Zevki Selim sahibi olmalı. Evet. Hoş bir ahenge olanı demek ki bizden de. Tabii marazsız, maraz yokmuş. Ne olan her Kur'an'ın beyanında bunları görüyor. Yani ne diyor? Diyor ki Selim her adam Kur'an'ın beyanında görüyor bu. Yani bununla bunları görür. Yani şimdi başka ne diyecek okuyalım. Şimdi bakayım nereye kullanacak? Allah Allah. Devam edeyim. Selim aklı, müstakim akıl, kalbi selim olandı. Bunlar mi? İnsanın basiret gözünün sebepleridirler. Bunlar basiret gözünün sebepleridirler. Ancak o zaman görür basiret. Hakkı yoksa ya görmüyor ya da kendine göre eksik görüyor. Fesahat ne demek fesahat? Doğru ve düzgün söyleyiş, lügat, sonra tabirini dolduracağız. Açık ve güzel ifadeli konuşma, yani lügatı veriyor. Sözün, lafız, mana ve ahenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Diğer tabirle, lafızların söylenişinin tatlı, manasının da söylenirken hem hemen zihinde görmesidir. Girmesidir. Çok an. Bir daha, çünkü zihin görme değil, girmek oluyor, mekandır. Diğer tabirle, lafızların söylenişinin tatlı manasının da söylenirken hemen zihne girmesidir. Bu keyfiyetlerin birincisi kelime ve cümle ahengiyle, ikincisi de kullanan kimsenin kelime ve hazinesi ve seçme kudretiyle alakalıdır. Fesahatın daha yüksek derecesine belagat denir ki, fasih bir sözün yerine ve adamına göre söylenmesidir. Her belli söz yerine göre denmemişse belli olamaz. Fesahatın zeminleri, bak fesahatın zeminleri, bu çok önemli, bunu yazmak lazım. Buradan çıkıyor. Nerede? Hasan abi o dördüne bir şey çizip o zaten yani altına hepsi aynı zaten. Hasan abi o siyahın altına. Öyle mi? Aynısı zaten yazacağız.
Şöyle, evet, doğru. Aklı. Onun altına herhalde ne yazdınız? Tamam. Oraya yazarsanız. Tamam. O zaman hiç buraya yazayım. Şey yapayım. O fesahatin zemini o tarafta, sağ tarafta kalbisi. Basiret ortaya çıkıyor sahip olunca. Sağ evet. Tarafı da öyle yazacak. Bunlar da bunlar da olunca kişide basiret zemini olur. Basiretin zemini diyebiliriz. Bunların bütün selliğinden basiret. Basiretin zeminleri. Güzel bir selaset, şimdi bu, rana bir tenasüp, hoş bir ahenk, yükle bir fesat, sahibi olunca da basiret ortaya çıkar. Yani bu da sonuç. Bu da sonuç. Zeminleri bu. Sebep sonuç gibi olacak. Ha, sebep yani. Zeminleri, sebepleri diyeyim bir de virgül. Sebepleri. Bu da sonuç. Basireti ne demiş şeyde? Nerede geçiyordu basiret? Bugata bak. Öncelikle basiret veya hüccet, delil, bunlar böyle ders yapa yapa her derste işte pişiyor, ekleniyor, çıkartılıyor. Anlam bütünlüğü kazanıyor. Daha yüksekten şey yapıyor. Basiret ortaya çıkar. Sonuç. Süveyda'yı kalpte miydi o? Basiret gözümün. Vicdanın irade tulayı var. 5 amedik. Şu anda tulla. 5 amedik. Dördü bir araya gelmesi lazım işte. Nedir? Şunlar. Sayfa 115. 5 amedik. Ne diyordun? Bak. Kalbi, aklı, vicdanı. Yani iradenin ibadetullah basiret de vicdanın içinde aslında ben onu hatırlamıyorum. Nasıl? İrade zihin his latife-i Rabbaniye diyorduk ya. İradeninki ibadetullah, zihninki marifetullah, his muhabbetullah, latife-i Rabbaniye müşahedetullah da iradeninki basiret, zihninki dirayet, his, feraset, latife-i Rabbaniye kemalat demiştik. Demek ki açılımı bu. Yani onu nasıl, neyi besliyor? Zaten öyle diyor. Bunlar bütünselliğinden basiret, basiretin zeminleri, malzemeleri yani. Sebepleri yani. Yazın. Sebepleri bu. Ne dedik o? İrade mi dedik? İrade demişiz evet. İrade. Dayanma güçmüştü. İradeyi besleyenler. Evet. İbadet olanlardan basıyor. İbadetullah. Allah Allah. O zaman öyle demişti. Hayret ediyorum ben de ya. Sözler 417. Men ne o? Mensucat. Mensucat-ı sanatı taadat ettikten sonra aklı onların hakaykına ve tafsiline sevk edip tefekkür ettirmek için. Mensucat'tır o. C'dir o. Kedi. Oradayız değil mi? Geldik oraya. Okuyorum izahın. Aklın en mühim vazifelerinden biri de her şeyin hakaykına gitmesidir. Akıl, mensucat-ı sanatından hakikati olan esmaya varmak ve bulması için tefekküre sevk eder. Demek ki akıl, hakikatına gitmesi için her şeyin tefekkür yöntemini kullanıyor. Tefekkür. Yani sıralaması şu, mensucat-ı sanat, akıl, akıl da tefekkürle, tefekkürle hakikat. Evet. Yazayım mı bunu? Gerek var mı?
Evet. Mesucat-ı sanat, Allah'ın şu, akılla bakıyoruz. Akıl da tefekkürü kullanıyor. Diyor ki akıl, ooo acayip diyor ya. Şu ağaca bak, yaprağın dökmesi bir anlamı var diyor. Acaba nedir diyor akıl. Niye yaprak döküyor? Niye yaprak? Şimdi sonbahar ya. Allah Allah, yani bilmiyorum, tanımlayamıyorum. Hissime acayip hoş geliyor. Yani firak gibi ya, öyle dökülüyor. Akıl neyi kullanıyor onun hakikatine varmak için? Tefekkür sıfatını kullanıyor. Mesela ben, aa orada şey gidiyor böyle, güzel bir şey kaçıyor, koşuyoruz. Ayağı kullanıyor. Aa orada ne diyor, ezan okunuyor, kulağı kullanıyor. Akıl kullanıyor. Şuna bakar mısın, gözü kullanıyor. Ya bunun hikmeti nedir, bakar mısın? Tefekkürü kullanıyor. Akıl kullanıyor. 425 sözler, kalbe dehşet verip, akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. İzah, bu da çok ilginç ki bayağı atıfı da yapılmış. Kalbe dehşet veren akla sığmayandır. Kalbe dehşet veren nedir o? Akla sığmayandır. Kalbe dehşet veren? Akla sığmayandır. Mesela peki aklın çapını genişletirsem böyle tefekkür imanla, kalbin de genişlemiş oluyor otomatik. A eşittir B ise B eşittir A ya. Akla da sığmayınca kalbe de dehşet verirmiş. Bak, kalbe dehşet verip akla sığmaya. Evet. Tamam? Metin öyle. Akla sığ, izah olacak bak aşağıda. Akla sığsın ve kalbe de dehşet vermesin diye nazirelerini, benzerlerini misallerle anlatılsın ki akıldan uzak görüp İnkar etmesin. Eğer aklın eline malzeme verirsen sözler 462'de şu olur. Böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, fırat, fanilik yerinde. Bak şimdi. Zahirde ne var arkadaşlar? Şu çok önemli. Ezber değildi bak. Hoşunuza gidecek. Benim hoşuma gitti. Zahire baktığımız zaman Kur'an'a tabi olmayan bir akıl. Zahire bakıyoruz. Perde duruyor. İdam. Ölümü. İdam. Sonra? Adem. Adem. Zahirde o. Sonra bilgisayarda şey var. Şeyi getir. Şey var odamda. Flash belleği var. Oraya bas, çıkart. Tamam. Biliyorsun değil mi? Bas duruyorsun, çıkıyor. Heh. Şimdi zahire baktığımız zaman ölüm, ömür, ha bak. Gitti ömür. Bu nedir? İdam. Yok oldu. Adem. Hiçlik. Vazifesizlik. Abes. Firak. Fani. Bunlarla doludur. Zahir bu. Şimdi Kur'an'a tabi olduğu zaman, bak, akıl Kur'an'a tabi olmayınca zahirdeki ölümler, ayrılıklar, idam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, fırak, fanilik. Kaç tane oldu? İdam bir. Adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, fırak, fanilik. Yedi. Oo, 7 tane. Bunu okuyalım, ondan sonra keseriz, şey yapmayız. Malzemesiz, akıl zahire müptela olur ve ona göre anlar ve yorumlar. Bir daha, akıl Kur'ansız, malzemesiz olursa zahire müptela olur, ona göre anlar ve yorumlar. Nur, aklı akılsızlıktan, nur var ya, nur, aklı akılsızlıktan, kör, sağır, camit olmaktan kurtulur, ademi vücuda vesileleri çevirir. Ademi vücuda vesaireleri çevirir. Akıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nuru kullanınca, bir daha, akıl
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nuru kullanınca sanki iman, nur, mana, hakikat gibi şeyleri aklın içine atınca akıl bunları malzeme olarak kullanıyor. Sanki iman, nur, mana, hakikat gibi şeyleri aklın içine atınca akıl bunları malzeme olarak kullanıyor. Peygamberin getirdiği Kur'an zahirde bilgi, malumat ve ilim görünürken içerikleri, yani Kur'an zahirde bilgi, malumat, ilim gibi gözükürken içerikleri ilim, irade ve kudret sıfatlarının mahiyetleri, hakikatleri, kanuniyetleri ve suretlerini barındırıyor. Aslında Kur'an'a muhatap olan akıl her şeyin zahirde bir bilgi değil mi? Bir şey anlatıyor. Mesela at kavmini anlatıyor. Aslında suretiyle serbest bölgemizi, kanuniyetiyle aklımızı, hakikatiyle kalbimizi, mahiyetiyle ruhumuzu doyuruyor. Şimdi barındırıyor. Akıl aletine ayetlerin içine atınca, bir daha, akıl aletine Kur'an ayetleri içine atılınca, akıl midesine diyor. 24. sözde mide diyor akla. Atılınca akıl olma nispetinde bu ham maddeden hakikatlerini ortaya çıkarıyor. Tam akıl mideyle tam oturuyor yani. Değil mi? Yani hazmedip sanki onları ayırıyor. Onları ayırıyor. Vahiy attı. Mesela Semud kavmini attı. Mide ya, akıl mide diyor 24. sözde. Akıl midesine bunu attı. Atınca o ayeti tasnif edecek. Sanki ayeti içini boşaltıyor. Akılın özelliği var. Osman bunu yazar mısın abi akla? Aklın vazifelerinden birisi de ayetin içeriklerini, mertebelerini tasnif etmek. Mertebelerini ayıklamak. Yani sanki akıl yüksek fırın gibi. Yüksek fırın gibi, inşallah bunu yazabilirsin Osman. Ham madde olan topraktan çıkan madeni verilen ısıya göre, ha demir, kalsiyum, magnezyum, uranyum, bakır, çinko gibi yüksek fırında potalardan ayırdığı gibi ısı, akıl midesi fabrika gibi, ham madde de fabrikaya gelen ham madde Kur'an gibi, ayet gibi, Kur'an ham madde gibi aklın midesine gitti mi, akıl onu tahayyüle, tasavvura, tasdike, izana, iltizama, itikada tasnif ediyor, ayırıyor. Bunu en azından şey yazabilirsek çok hoş bir şey. Bizi oraya taşıdı. Akıl midesi sözler 24. sözden şey vermek lazım kaynak. Akıl bir midedir. Buraya girdi. Buraya girdi mi ne yapacak o? Nasıl yüksek fırına senin kimya meselen gibi. İçine girdi. Nasıl tasnif ediyor kalsiyum, magnezyum vesaire? Akıl midesi de bunu tasnif ediyor. Peki imbikleri nedir sistemin? Tahayyül, hüşyar, zekavet vesaire sistemiyle bu Kur'an'ın sureti, bu Kur'an'ın kanuniyeti, bu Kur'an'ın hakikati, bu mahiyeti diyor. Ha? Dima neydi? Dima komple lef-i mahfuzun karşılığıydı. Ayet dima gelince dima bunu ayıklayıp ayrıştırıyor. Sureti eylemde, vücutta. Serbest bölge demiştim sanki. Evet, yani sureti. Eylem ya, serbest bölgenin eylemsel hali. Sonra kanuniyeti yazılım. Evamiri tekvini demişiz o zaman. Tarih kaç? 25.03.2019. Bir buçuk yıl önce. Bir buçuk yıl önce. Yani ne demişiz bak. Dima, lef-i mahfuz. Nasıl ki şöyle yapalım. Ezber olmasın. Bak. Çok çok güzel de üşenmiyorum arkadaşlar. Burası sıfatı subutiye kelam. Şurası
Arş-ı Azam. Burası Lef-i Mahfuz. Burası Arş. Şimdi Kelam'dan Lef-i Mahfuz'a indi. Bunun adı neydi? Kelam-ı İlahi. Şurada tam bunun tüpü değişecek. Dünya. Şimdi burada Lef-i Mahfuz hazineye, yüksek fırına girdi. Ayet değil ya. Kelam ilahi, kelam. Kelam ilahi buraya indi. Burada şimdi aklı kullanacağım yani. Bunu bildiğimiz bir şey de. Şimdi buraya geldiği zaman vahiy. Bu kelam ilahi burada, kelam ilahi ilahi Lef-i Mahfuz'da ayetleri dönüştürülüyor. Ayet oluyor. Evet. Tamam. Buraya geldi mide, akıl midesine. Akıl midesine indi. Şimdi tekrar buradan ayrışmaya başlıyor. Buradan burada da ayrışmaya başlıyor. Arkadaşlar, kelam-ı ilahi Lef-i Mahfuz'a gelince sırf ayet olmuyor ha, başka şeyler de oluyor da şimdi mevzumuz değil. Kelam-ı ilahi sırf ayet yok içinde. Aynısı olsa direkt verirdi. Ayetle bir kısmı ayete dönüşüyor. Sanki abi burayı biraz daha tefekkür etsek mi? Şimdi etmeyin. Şeyde ama önemli. He. Şimdi Lef-i Mahfuz'dan direkt alem-i şehadete indiğimiz zaman mahiyetinden direkt geliyoruz. Yani sanki arşa gelip hakikatini yükleyip öyle gelse ayet ayet gibi doğru oluyor. Evet. Yani Lef-i Mahfuz'da bu sari ifade çünkü. Kur'an Lef-i Mahfuz'a indi, arşa inmedi. Lef-i Mahfuz'a indi de kelam ilahi diyoruz ya. Vahiy oraya indi. Buraya. Evet. Oraya indi vahiy. Geldi oraya Kur'an. Şimdi Kur'an yeryüzüne yani alim şehadete gelirken arşa hakikatini yükleyip gelmesi gerekiyor. Tabii canım. Böyle olmuyor ki. Hani bu buraya, bu buraya, bu buraya. Öyle oluyor. Öyle konuşmuştuk evet. Yani. Bu böyle oluyor abim. Hepsini boyaya boyuyor. Dörtlü şeyimiz var ya, mahiyet, hakikat, kanuniyeti, sureti. Çünkü onlar mahiyetinden geliyor. Şimdi hakikati bir yerden alması lazım. Bir yerden kanuniyetini alması lazım. Sonra gelecek, suretine gelecek. Abim, buralarda geliyordu da konuştuk da, onlar şimdi konuşursa dağıtıyoruz da, kürs. Onları yaz demedim ama neyse tamam. Yani buralara, buralara boyaya boyaya geliyor. Yani bu şey gelmiyor, tamam mı? Şimdi boyaya boyaya geldi. Şimdi bu mideye girdi. Şimdi bu ayeti mideye girdikten sonra sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, şimdi sen yazmıştın. Ayetin sureti neydi? Eylemsel sureti. Ne demiştik? Alem-i şadi.
Şey, ayet mi vahiy? İnsanda. Vahiy mi, Kur'an mı? Hangisi? Şey, ayet. Ayet, vahiy. Zemburik, yani Kur'an yani. Evet, evet. Onun suretine mushaf dedik. Eylemsel itibariyle bizim alem şahadetteki diyen girdi, davranmışız. Mushaf diyelim. Mushaf. 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 Sayfalanmış. Evet. Kütüphanemizdeki. Kanuniyeti. Vahiy sistemiyle bize geliyor. Evet. Vahiy. Vahiy mi diyeceğiz? Evet, ama o tabii burada akıl diyebiliriz. Akıl. Akıl diyebiliriz. Akla yani hitap ediyor. Çünkü evet. Eylemsel yapıyoruz bunu. Evet. Eylemsel mushaf bizden fiillerimiz. Tamam. Kanuniyet Hazreti Cebrail de olabilir. Ya tamam şimdi yani o, fiillerimiz. Hı. Fiillerimiz, akıl, hakikat, kalbimizdeki arş dedi. Bunlar burada kalp diyeceğiz. Kalp. O da ruh diyeceğiz. He, ruh. Şimdi Kur'an akıl medesine indi mi? İndi. Topraktan çıkan maden kamyonla yüksek fırına geldi. İmbiklerinden geçti. Şu şudur, demir, bakır falan vererek. İşte buraya girdikten sonra insanın akıl şeyine giriyor, midesine giriyor. Ondan sonra midesine girdiği zaman, ha buradaydı o serbest belge, oraya suretine, tasdikine, iltizamına, itikadına malzemeler veriyor. Şeyde de o mektubat 331'de diyor, bir de konferansta falan geçiyor akıl midesi mevzusu. Şey, sözlerde de geçiyor ya. Sözlerde akıl mide diye baktım, konferansta geçiyor. Hayır, mide var. Şeyde, mektubatta şöyle diyor abi. Heh, ne diyor? Hem iman yalnız ilimle değil, imanda çok detaylı hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse, heh, o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkısam olup tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesaili imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre dört söylüyor. Ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır. Masadır. Çok güzel. Ha, bu akıl midesine gidince bir de mide çeşitleri var. Ha, mide çeşitleri ayrı mı? Ay, evet ayrı. Bu daha evet. O zaman iki bu. Hatta bu dört belki. Kaçtı o sayfa? Ruh mahiyete bakıyor. Kalp hakikaten. Mektubat kaçtı abi? Mektubat 331. 331. Bunu koyalım. Bunu koyalım ben. O kalp çeşit, şey mide çeşitleri diyor. Mide, ha, akıl bir akıl midesi. Akıl midesi. Şey, mide. Sözlerde de geçiyor 764. Tam konferansta o. Evet. Hani direkt ustadın ifadesi oldu. De ustadın ifadesinin şey. Ha, 331. Şey, mektubata bak. Ötekisi ise mide çeşitleri diyor. 24. sözde. Evet, zaten orayı almışlar şeyde. Konferansta 331 almışlar. Bak. Aynı yeri kopyala şey ifade. Hasan abi, bunun sıralaması şart mı böyle olması? Şart. Sureti kanuni derken. Tabii. Yo, niye sordum biliyor musun? Ustad hani hep ruhu önce planlıyor ya, ruh, kalp, akıl diyor ya. Biz burada akıl, kalp, ruh yazdık. Yani o manada sordum yani. Nereden baktığına göre değişir. Tabii durduğun yer ve baktığın tarafı. Genelde ama ben hep dikkat edin, hep ruhu ön planda tutuyor yani. En güce zikrediyor. Nereye gitti ya? Mide 24. 331. Yo bu şey. Sözde de mide çeşitleri. Ha, mide çeşitleri. Dur bakayım. Mide çeşitleri şurada solda olacak ya. Şualar 170. Ha şeyde 360'da. Sana diyor iştahlı bir mide verdi. Hı hı. Hayat midesi, insaniyet midesi, İslamiyet ve iman midesi. Muhabbet midesi. Lemalar 353'te var. O kitap hangisi? Sözler. Sözler. İnsaniyet midesi, marifet. Tamam. Mektubattaki olsun. 331. Bu mide çeşitlerini bahsediyor. Akıl midesinin sari ortası. Yani akıl midesi aslında yani çok bayağı çok çok önemli bir tanım yani. Çok acayip. Yani, akıl yani nasıl diyor? Ayetin şeyini ayırıyor birbirinden. O ayeti mesela patates yemeğini yedi. Tasnif ediyor. Bu buraya, bu da buraya, bu da buraya, bu da bu işe. Yani mide yani. Akıl nasıl bir neye ya? Akıl midesi ruhu besleyen bir mide. Her şey ya. Yani mesela o
baksanız ben kalp falan derdim yani. Hani manevi tarafı evet. Beslendim böyle gibi geliyor. Akıl acayip bir şey. Akıl midesine Kur'an gelince diyor. Nasıl diyordu? Okur musun ya? İlim ile gelen mesaili imaniye. Bak bak ilim ile gelen mesaili mi? Akıl i̇lim midesi. İlim ile gelen mesaili imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra. He. Derecata göre ruh, kalp, sır, nefis. Kalbe de buradan basıyor. Ve hakeza letal kendine göre birer hisse alır, mahzeder. Allah Allah. Ya bu nefse ne biçim de dersi ya? He? Nefse de gönderiyor. Hepsini gönderiyor. Nefis derken nefse mani değil. Leva memun le memutmayın razı esafe vesaire. Devam edelim. Şu şeyi şartlı mı? Mesela Gazali'de de mesela diyor ya her şeyin temeli mideye dayanıyor. Bir yerde tutmak lazım. Mideden bütün beden besleniyor. Besleniyor. Mesela ne demişiz? Dima lifi mahfuzun karşılığıydı. Ayet dima gelince dima bunu ayıtlayıp ayıştırıyor. Sureti eylemde vücutta. Kanuniyeti yazılımı evamiri tekviniye. Hakikati kalpte. Mahiyeti ruhta. Yazılım evamiri tekviniye ki dima. Akıl. Dima bazen değiştirip dönüştüren, o zaman demişiz akıl, bazen de değiştirmeden dönüştüren oluyor. Yani sır ve şey sahibi. Şu şu sayfa, şurada iki tane şey var. Şu kadar okuyacağız arkadaşlar. Şu okuyup kesiyorum. Sözler 492. Tevekkülsüzlük içinde, tevekkülsüzlük ne olur? Derdi maşet ruha sersemlik verir. Tevekkül olmayınca. İki, felsefi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinde. Bak çok ilginç ya. Ve hepten şey, mesela doktorum senin tahlil var ya, gittin hastaya diyorsun ki git kanını tahlil yaptır. Git idrarını bilmem ne yap. Tamam mı? Bak tevekkülsüzlük ne yaparmış? Bir, derdi maişet belasına muptela yapar. O da sana sersemlik verir. Ruha sersemlik verir. Ruha verir. Ruha sersemlik verir. Serseri. Biliyorsun serseri şu. Hepiniz yerinizdesiniz. Her şey birbirine karıştı. Hiçbir şey bir şey kendisini tanımlayamadığım gibi onunla nispet edileni de tanımlayamadım. Her şey birbirine geçti. Bu serseri oluyor. Sen yani birbirini tanımlayamıyorsun kendisini. Her şey birbirine giriyor. Onun için derler ya, serseri bu ya. Ne anne bilir, ne teyze bilir, ne hak bilir, ne hukuk bilir, ne vefa bilir, ne mukaddes bilir, ne cami bilir, ne kilise bilir. Acayip bir şey ya, serseri ya. Ha, hiçbir şey yerine oturmamış. Tevekkülsüzlükten kaynaklanıyor. Tamam. Ve ne yapar? Derdi maişet yapıyor. Derdi maişet de ruha sersemlik veriyor. Yani adama diyorsun, şey gidiyorsun fabrikaya vesaire ama ya dava var, namaz var, oruç var, ya bu dersler var kardeşim. Ama yani haftada bir gün diyor, pazarım var diyor, tamam bu derslere, tamam haftada bir gün var zaten. 6 günü eve çalışıyordun zaten. Haftada bir günün var, haftada olur mu? Haftada 7 günün var, 6'sını sen kullandın. Kim kullandı onu? 6'yı sen kullandın. İşten geldikten sonra al, İBB'ye parka götür çocuk çocuğu. Pazar gününe dokunuyorsun, bir günün var. Bir pazarım var diyorsun, tamam. Bir kendine ayıracağın zamanın var. 6 günü çoluk çocuğuna ayırdın. Kendine ayırdın. 6 gün ya. Ondan sonra pazar günü öğlene kadar bir de veya ikindiye kadar. Gene akşama kadar bu şey var. Yani bunu da ortadan kaldırsan hiç yok kendine zamanın. Kendi kendine hiç zaman vermemiz. Başka şey için yaşıyoruz. Bak şimdi bu ne yapıyor? Niçin söylüyorum? Tevekkülsüzlük derdi maişet hastalığına düçar ediyor. Derdi maişet de bizi serseri yapıyor. Hiçbir şey tanımlanamıyor. Her şey birbirine karışıyor. İki, yani ondan sonra celbeze başlıyor. Ama başlıyor. Felsefi tabiye. Ama diyerek bu manalardan uzak olunca akıl kör oluyor. Yani derdi maişet, ruha sersemlik. Bu ders akıl midesine girmese akıl filozof oluyor. Artık kendisini sebep sonuç maddi süreci şey yapıyor, hep böyle gıdadan sıhhat arıyor, hep böyle zenginliği parada arıyor, tabii insanlığı giyinişte, arabada arıyor. Bu nedir? Maddeci bir kafa akla körlük vermiş. Cümlemi şu, Allahu alem aklın körlüğü tefrit modunda olmasında. Akıl neye kör? Tefrit modu. Evet, bir daha tevekkülsüzlük akla körlük veriyor.
aklı tefrit moduna taşıyor. Osman onu yazar mısın abi? Tevekkülsüzlük akla körlük veriyor. Aklı tefrit moduna taşıyor. Çok ilginç bu. Ben de yazayım. Tevekkülsüzlük akla körlük verdiği için aklı tefrit moduna taşıyor. Sözler 502 ve son cümlemiz. Bununla beraber bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatler tartılmaz. Ne demek? Hakikatların kantarı akılmış. Kantar. Akla da yazar mısın abi? Aklın bir sıfatı da kantardır. Aklın bir sıfatı da kantardır. Kantardır. Yani muhakematta ne diyordu? Aklın iki şivarı. Muvazene ve muhakeme. Birisi kantar, birisi metre. Neydi? Muhakeme. Muhakeme metredir. Muhakeme. Muhakeme. Muvazene. Aklın kantardır. Aklın kantarı. Aklın kantarı. Akıl bu kadar sikletti. Kantarı. Muvazene. Muvazenedir. Metresi. Metresi. Muhakemedir. Çok şükür. Cenab-ı Hak bu hakikatte haklanmayı, bu alemimizde alem olmayı, libas olmayı, içinde yaşatmayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Sip bize değil ya Rabbi. Amin diyenleri, bize dua edenleri, taraftar olanları, sevenleri, söz verdiğimiz kişileri ya Rabbi sana dua edeceğiz. Bizden dua isteyenleri tamam demişiz Allah'a. Ve çikide geçiştirmişiz. Ama sen biliyorsun Allah'ım. Onları, evlad-ı âlemizi, usul ve furularımızı, anne babalarımızı ve mesul olduğumuzu, bizi sevdiklerimizin, bizi sevenleri, bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi de ya Rabbel âlemin bu hakikatle haklanmayı nasip eyle. Bu hakikatle âlemimizde âlem olmayı, içeride yaşamayı, ezeli ve ebedi bir hakikatle mahiyetimize dönüştürmeyi nasip eyle. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ya Rabbel Alemin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine ya Rabbi beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı bu durusu Kur'aniyeden ikram ve ihsan lütfun olan bu hizmet-i imaniyi elimizden alma ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye Kur'aniyeden hasıl olan iştirak amal-i hurveden hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. 124 bin peygamber, 124 milyon evliyanın ve enbiyanın istediklerini ve sığındıklarını istiyor ve sığınıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza, devletimize, bayramımıza, namusumuza ve davamıza ve hakikatimize hizmet eden her kim varsa devlet büyüklerimizden veya bu işte alakadar olanların onların kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ülviye, kuvve-i maneviye ver ya Rabbel Alemin. Vatanımıza, milletimize, hakikatimize ve dinimize düşman olanların kalplerine ve ruhlarına dehşet, vahşet, eman ve panik ver ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'tıma selavat.